7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Bayağı bir kıllar var da koltuklar süpürülmüyor. Kedi var galiba evde. Kedi mi? Evet, benim kedilerim var. Normalde dün ben başkasının evinde yarıştım Urfa'dan geldiğim için. Ona rağmen her tarafı süpürdük, koltukları sildik. Çok huylanırım alerjim. Ben de çok huylanırım. Benim nasıl alerjim? Yemek yiyeceğiz biz bugün burada? Şöyle zengin bir ana yemek mi gördüler ha? Hadi be, şimdi bu mantarları da Big Flick'ın içine saracağız. Ceviz koyacağız, bunları doğrayacağız, biraz kavuracağız. Şu an hardalını sürüyorum. Bunu daha önce yaptın mı Gözde abla? Yapmadım. İlk defa yapıyorum. Evet. Kadir Bey, buna ceviz attınız mı? Ceviz at demedin ki sen. Ben de biraz sert buldum. Benimkinin cevizi yoktu. Muhtemelen ilk başta cevizini koymayı unuttu. Kaç tane yaptı? Çünkü Ayşe Hanım'ın damak tadına kesinlikle güvenmiyorum. Dünkü yaptığı yemeklerden sonra. Enamarat filmden haftanın ikinci günden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Yine enerjik bir bölümle karşınızdayız. Haftanın ikinci günü bugün Avcılar'dayız. Bugünkü yarışmacımız İnci Hanım. Biliyorsunuz dün masada eşini aramıştı. Çiçek gönder demişti ama gelen giden olmadı. Bugün bakalım farklı sürprizler yapacak mı eşi? Diğer yarışmacıların yorumları ne olacak? Ve en önemlisi menüyü merak ediyoruz. İddialı da bir hanımefendi. Hadi bakalım kapıyı çalalım. Bugün benim günüm. Menüm birbirinden harika yemeklerim var. Kesinlikle eleştirilerde doğru yorum yapacaklarını da düşünmüyorum. Ama menümü de harika bir şekilde çıkartacağım. Hayırlı günler efendim. Günaydın Kadir Bey. Günaydınlar İnci Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Buz gibi hava İnci, yok böyle evet, bir soğuk. Evet çok soğuk. Günaydınlar da siz. Bak adam ısınmış gördün mü? Burnumun içi dondu vallahi. Her zaman sıcak. Avcılar bayağı esiyormuş. Denize yakınız ya. İnci Hanım buyurun. Aa, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Söz verdiğimiz gibi. Kendi evi olduğu için, kapısını evet, bizlere açtığı ederiz. İçin 5000 TL kendinin. Sağ olun, var teşekkür ederim. Var mı bununla ilgili bir planın? Çok borcum var. Çok, doğru, senin için var değil mi? Evet. Çok borcunuz var da sıfır binada oturuyorsunuz. Hayırdır? Burası kira. Olsun. Sıfır binanın kirasıyla eski binanın kirası aynı mı? Yok, kirası çok uygun. Akraba mı? Hayır, değil. O zaman çok önce girdiniz. Evet, önce girdiniz. Adam zam yapamıyor. Bu arada eski binayla yeni binaların da çok farkı kalmadı ha. Yok yok. Adamlar kalmadı. Giriş kattaki kötü kötü yerlere bile 5000 lira 6000 lira istiyorlar. Benim bundan önceki çıktığım kiralık daire eskiydi. 8000 liraya oturuyordum. Burası sıfır. Demek. 9000 liraya oturuyorum. Ev sahibi tanıdık falan. Sağ olsun yok. Vicdanlı biri o zaman. Evet, merhametli bir ev sahibi. Ya Allah'tan korkuyor. Ev sahibinizin vicdanı varmış demek ki. Aynen işte. Allah ev sahiplerine vicdan versin. Amin. Bize amin. De bir an önce inşallah daire versin. İnci amca şöyle bir gezelim evi. Mutfağa gidelim, burası soğuk hadi. Hadi bakalım. Buyurun. Geç. Hırslı, dobra, yalandan nefret ederim. Haksızlığa da hiç gelemiyorum evet. 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 Mutfak güzel. Kadir Bey, güzel. Mutfağın burası. Bak kadın kaç senelik buzdolabını kullanıyor, hiç onu demiyor. Şimdi makinamı da göstereceğim size, çamaşır makinamı. Ben 27 yıllık evliyim, bu benim 21 yıllık makinam. Maşallah. Buzdolabım yani. Evet, bakalım. Bu bir zaman çok modaydı ama. Evet. Bak ışığı da vardı bunun burada. Bizim alttaki komşumuz almıştı. İlk eskileri artık verip yenileri yarıldı, alıyordu. Yarıldı Kadir Bey. Evet, ister istemez. Yarıldı, çürüdü. Şöyle bir bakalım. O buzdolabım. Kız bu kadar tereyağını... Sivas tereyağlarım. Sivas tereyağı bakar mısın? Doldurmuş tereyağları. Kadir Bey, kilerimi görmediniz. Karnabahara niye haşlayıp buzluğa koydun? O çok güzel oluyor kızartması. Çıkarınca. Tabii tabii, yoğurtlu sarımsaklı çok güzel oluyor. Şeye buluyor musun? Yumurtalı una bulup evet, kızartmasın evet, evet, değil mi? Evet, arası güzel. Filtremizi açalım efendim şöyle biz. Orada temizdi. En son temizlemiştim ama... Ben normalde temiz bir kadınımdır yani. Normalde? Hamaratım bugün anormal yani. Bir gün ama diyorum. Hamaratım çünkü ben Sivaslıyım. İnci Hanımcığım, bir esip gülüyorsunuz ama göreceğiz bakalım. Altından ne çıkacak göreceğiz. Ben ne altın dişli hayriyeler gördüm bu programda. Orada vardır. Evet, burada var. Vardır orada. Bak kendi açını da biliyor. Tabii vardır. Neyse orada. Ki temizlikten puan kırmıyoruz. Ama temizlik yapışından puan kırıyoruz. Bugün bol bol Sivas türküleri söyleyeceğiz. Çok korktum Kadir Bey. He? Çok korktum. Korkma korkma. Şimdi o beni hiçbir şey korkutamaz. İçten içi ürperiyor da çaktırmıyor sesini. Asla. Dün adama ne yaptı sen onu anlat. Ama bak ben size dedim. Ne oldu? Akşam eşim dedi ki bak sen beni biliyorsun. Ben demedim mi Kadir Bey yanında biri varsa konuşamaz diye. Biri mi varmış yanında? Diyor ki yanımda diyor benim diyor patronlarım vardı diyor. Sen beni biliyorsun dedi.
Sen beni biliyorsun. Evet. Ne yapıyor? Ben de o zaman hayatım diyor muyum sana demiyorsun dedim. Aynen öyle. Bugün ama bana çiçek gönderecek. Ama tebrik ederim. Olayı güzel toparladın. Evet. Olayı güzel toparladın. Hadi ama normalde öyledir zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Milletin içinde aşkın mı desin koskoca adam. Yani. Lütfen lütfen. Buyurun Kadir. Salonunda güzel geniş mi? Aa, evet. Güzelmiş. Buyurun. Geniş. Bak kadının koltukları bile kaç senelik koltuk. Evet. Tutumlu kadın. buranın perdesi nerede? Aa Kadir Bey makinede yıkanıyordu. Ha. Buyurun gidip bakalım ona da. Perdeyi de atmış makine. Evet. Hadi gel bakalım. Ne dizi hemen attın? Çok oldu siz gelmeden attın. Durmuş ben. Durmuş yarışacağı gibi perde yıkıyor. Allah'ını seversen geç. Geç. Geç bir de ona bakalım. Buyurun Kadir Bey. Makinem de bitmiş tam. Oh mis gibi de kokuyor. Buyurun. Oh. Oh mis gibi de olmuş. Hadi kalk kalk esnata millet dondu geç. Hadi gidelim. Geç. Bu da gelinlik gibi kaldı elimde. Bayağı bir kıllar var da koltuklar süpürüyor. Kedi var galiba evde. Kedi mi? Evet benim kedilerim var. Normalde dün ben başkasının evinde yarıştım Urfa'dan geldiğim için. Ona rağmen her tarafı süpürdük, koltukları sildik. Ben çok huylanırım annem. Ben de çok huylanırım. Benim nasıl alerjim. Yemek yiyeceğiz biz bugün burada? Siz midem herhangi bir bulandı, yemeğe, yemek yemeğe geldiğinizde ya abartıyorsunuz çok gerçekten. Nasıl gerçekten çok midem? Abartıyorsunuz. Komşusuz hayat geçer mi? Geçer nasıl geçer. Ben bu? İnsan sevmem pek ben fazla merak etmeyin. Hanıma ne bahane? Her taraf leke. Vallahi yemekleri nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Arkadaşlarımın ne söyleyeceği, ne düşüneceği önemli değil açıkçası. Tabii ki iyi yorum yapan da olacak, kötü yorum yapan da olacak. Kendimi bunlara ben hazırladım. Ama karşılığında benim de cevaplarım olacak. Altta kalmam yani. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk İnce Hanım. Hoş geldiniz Şengül Hanımcığım. İnce Hanım'ın karşılaması yapmacıktı. Hoş geldiniz hanımlar. Ya yapmacık değil, olması gerektiği gibi. Yani misafirlerimizi nasıl karşılayabiliriz ki? İlla ki hoş geldiniz diyeceğiz yani. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun, teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya şurada bayağı bir kıllar var da koltuklar süpürüyor. Kedi var galiba kedi evde. Kedi mi? Evet, benim kedilerim var. Ya ben oturamam. Niye süpürmediniz? Sizin eviniz değil mi burası? Evet, evet. Süpüremedim. Hani normalde evet. Dün ben başkasının evinde yarıştım Urfa'dan geldiğim için. Ona rağmen her tarafı süpürdük, koltukları sildik. Ya siz de keşke hazırlık yapsaydınız. Sizin yemek masalarınızın, sandalyelerinizin üstü de bütün ekmek kırıntılarıydı. Bugün masalardan da çıkacak kıllar. Ben sizi kırmamak için söylememiştim ama. Ya süpürge makinesi yok muydu? Bu kadar olmaz ama ya. Ben de çok kullanırım. Benim nasıl yemek yiyeceğim burada? Kedi köpek. Kaç tane kedi var? Üç tane. Benim alerjim var kedi köpek ikisine de. Benim de var kedim de tehlikeli. Ya benim yanımdan geçmeye tahammülüm yok. İnanmıyorum. Süpürgem var hemen alabilirim. O zaman kap gel. Yoruldunuz ben de yapabilirim. Yok ben yorulmadım. Estağfurullah. İçeri girdim şok oldum zaten. İçerisi çok berbattı. Gerekirse hiç uyumasaydı ama evini temizleseydi en azından 3 tane kedi besliyormuş evinde şok geçirdim. İçeri bir girdim girmez olaydım. Kedi kılından yatak yapmış bize resmen. Bir yarışmaya katılıyorsam geceden sabaha kadar uyumayacağımı bilsem o evi asla kimseye öyle göstermem. Asla. Evet evime hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biraz böyle savaşır gibi girseniz de önemli değil. Ama savaşı sen açtın. Yok siz açtınız. Kızıl çiçeğin içine biz ne yapalım? Vallahi hiç kusura bakmayın hiç beklemezdim. Ya savaşır gibi girmeyin. Benim kedilerimin tüyleri bakın bu koltuk bu renk olduğu halde böyle bu kadar tüy var. Zaten yapmışlar yapacağını. Benim hani kedilerim üstelik bir de beyaz renkteler. Yok mümkün değil. Yani siz hep uçuşuyor havalarda görseydiniz seslenmez miydiniz? Alerjim var. Hayır ben dün gördüm. Ayşe Hanım'ın yemek masasına otururken hatta elimle şöyle şöyle yaptım kırıntıları. Aşağıya attım ama ben Ayşe Hanım'ı kırmak için öyle bir şey söylemedim. Ayşe Hanım keşke de söyleseymişim. Kendi evi değil. Akşam süpürseydin geceler sabaha kadar. Bakın gerekirse uyumasaydınız. Zaten uyumadım. Keşke kedileri bir gün iki gün evvelden bu odaya sokmasaydınız. Hani temiz. Aa onlar dur. Hayır benim kedilerim çok kıymetli. Yani nasıl yemek yiyeceğiz? O zaman biz kıymetsiz. Hayır misafirlerim de. Hayır Ayşe Hanımcığım. Misafirlerimin yeri başka, kedilerimin yeri başka lütfen. İncan'ım ben çok öksürürüm biraz sonra. Onun için yani
burayı olmaz yani. Ben valla benim midem bulandı, nasıl yemek yiyeceğim bilmiyorum. Yemeğe geldiniz de ya, abartıyorsunuz gerçekten. Gerçekten çok abartıyorsunuz şu an. Nasıl abartayım Allah aşkına? Bakın şu anda hemen üstüme geldi. Kadir Bey, bakın oturmadığım halde üstümde. Basar mısınız Ayşe Hanım? Kedimin tüyleri için midemi bulandırıyor diyemezsiniz. O insanlardan daha temizdir. Eğer aynı durumda ben olsaydım, bütün ekibi çağırırdım, arkadaşlarımı. Gelin derdim, böyle böyle bir durum var, bana yardım edin. Hemen çağırırdım, herkesi bir odaya sokardım. Nazlı Hanımcığım, ya bir de eliniz de küçük yani, küçücük evet, bir Nazlı oda. Nazlı Hanımcığım, benim sizin yarım gibi 10 tane arkadaşım yok. Ben tek başıma savaşırım. Öyle kimseden mi? Yardım beklemem. Göreceğiz. Kaşınma değil, bana bir şeyler dürtüyor böyle. Sinkeleniyorum. Arkadaşımız siyah giydiği için bütün hep üstünde. Eşiniz var, çocuklarınız var. Eşim evet. Çocuklarım çalışıyorlar, ben ev hanımıyım. Ya gece evde değiller miydi? Ben eşime kıyamam, çocuklarıma da kıyamam. Komşusuz hayat geçer mi? Geçer nasıl geçer, ben bu? İnsan sevmem. Ben de zaten komşum gelmedi. Ona kıyamam, sevmediği için 3 tane kedi almış. Eşime kıyamam Kadir Bey. Eşime kıyamam, çocuklarıma kıyamam temizlik için. Kedilerime kıyamam odaya kapatmak için. O zaman gelen yorumlara da katlanacaksınız. Zaten yaman katlanıyorum. Şey yani. Ne diyorum? Bir şey demiyorum. Onu diyemezsiniz, bunu diyemezsiniz. Şey hayır, kedi, ben hayır, ben şuna karşıyım. Yani o benim çocuğum. Kedi bahane değil hiçbir şeyi. Göreceğiz onu. Ha, kedi hanımcığım. Onlara bahane, halına ne bahane? Her tarafta evet. Kedi. Aa evet. Onda bunlar eşim akşam çay dökmüş ben yokken. Ama eşin temizliğe yani, mi diyor? Silmeye bile çabalamamış. Silmemiş yok. Sen yarın izlersin. Silmeye bile çabalamamış yani. Akşam çay dökülmüş de leke var ya hani şöyle bir... Olabilirdi ki ince yok ben temizlemedim çok yorgundum doğru ona döktü eşim akşam. Kıyamam size yorgunsunuz evet, ama evet. Hani şöyle. Kahvelerimizi alalım mı hanım? Alalım bakalım nasıl içecek kedi kılından. İnce Hanım orada hassas davranmadı, abarttı. İnsan sevmiyorum, hayvan seviyorum diyor. Önce kendini sevmiyor bence. Saçmalıyorlar ya. Ne demek yani kedi kılı kedi kılı. Onlar benim kedilerime bir laf söylendiği zaman nevrim dönüyor, deliriyorum. Bir de diyor ki midem bulanıyor, kedi kılı. Sen ben 3 kediye bakıyorum, 2 çocuğum var. Baksana girer girmez hemen saldırdı ya. Bir otur bir ya Allah ya Bismillah de sonra de ki aha İnce Hanımcığım burada kedi tüyleri mi vardı bir şeydi. Benim 3 tane beyaz renkli kedim var koltuklarım koyu renk. Bu kadarcık tüyden bile iyi yapıyorsa yani sadece oynamak için yapıyor derim. Oturmak istemedim çünkü komple üstüme yapışacaktı o tüyler. Ondan da ciddi derecede rahatsız oluyorum. Ben irrite oluyorum. Yani normalde başka bir yerde de olsa yine oturmazdım oraya. Sen sehpalar konmadı Ayşe Hanım, İnce Hanım. Sen dünden demiştin ama Ayşe Hanım'a sehpalar otur ben biliyorum demiştin. Biz de seni bildik şimdi. Bilin hiç önemli değil. Hepinizin tek tek aklımdan yani, gelirim. Benim dinlen farkı bir tane kutlanmaz. Allah aşkına. Hepiniz aklımdan gelirim. Merak etmeyin. Kahve sunumu güzeldi. Organizasyonunu güzel yapmış, düzenli getirdi. Yani şıktı. Bu ne bu arada? Bu çiçek mi? Kuru çiçek. Kuru çiçek. Bir ismi var mı bir şeysi? Yok, kuru çiçek. Misafirlerime özel. İşte aksesuar olarak koyuyorlar. Aksesuar olarak evet. Ayşe Hanım çöktü. Özel. Hocam Ayşe Hanım getirmedim için hiçbir şey istemedim. Ayşe Hanım hani özel olan bu. Hani bu özel. Çöp işte. Ben yine o kadarını düşünmüşüm. Sizin gibi yapmadım yani. Ayşe Hanım'a da en çok bir rengi bir kıymeti yok. Hani sanki alevde getirdiniz kahveyi. Kahve, çikolata bende de vardı aynısı. Siz ne yaptınız? Mangalda mı getirdiniz dün? Gördük. Aynı zaten diyorum. Benimki daha iyiydi demiyorum. Sadece koltukta oturup böyle bağıra bağıra ben iddialıyım. Masaya geldik foz. Hiçbir şey yok. İnce abi inşallah ben şekerim bugün zehir gibi geldi kahve şekersiz. Çok güzel bir performans görürüz inşallah. Benimki de mecburen çikolatayı yedim. Yemekleriniz ağzımızı tatlandırır. Yemekleri nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Kavgayı unuttururuz. İnşallah. Kediniz mutfakta da geziyor mu? Her yerde gezer benim kedim. Her yerde her gezer. Ben 7 senedir ki kedi besliyorum. 7 senedir ki ben mesela büyük kedimle... aynı tabaktan yemek yerim ben onunla mesela. Ben yerim, o da yer. Bana bir şey olmuş mu? Yok, olabilir. Kedinin içtiği kedi tabakta yemek mi yiyor? Evet, benim tabağımdan beraber aynı yemek yiyor. Aynı tabakta çıkıyor. Evet. Ya yer. Benim kedim masaya değil, hiçbir yere yaklaşamaz. Vay başıma gelenler. Seninki senden korkuyor demek ki. Ama eğitim vermiş Şengül abla. Gerçekten eğitim vermiş. Ya kerdemde ne? Hiçbir çiziğim yok. Ha, iyi şiddet uygulamışsınız demek hayvana. Şiddet değil, terbiyesi önemli. Kedi konusunda göreceğimizi gördük, konuşacağımızı konuştuk. Başka şeylere geçelim. Çok uzadı bu konu. Kadir'cim. Buyur. Konu bence çok uzadı. Menüye geçelim. Çorba közlenmiş patlıcan çorbası ara sıcak. İçli köfte. Bu kızartma mı olacak, haşlama mı olacak? Kızartma. Peki, ana yemeğimiz Beef Wellington. Kadir için bir yerden hatırlarsın evet, bunu. Evet, hatırladım. Nayda Hanım yapmıştı. Evet, komşum Nayda Hanım yapmıştı. Birinci olmuştu bak bu yemekle. Evet. Salata kış salatası tatlı, balkabağ tatlısı. Aa, dünden bugüne bak balkabağından gidiyoruz evet. Böyle.
Hadi bakalım, evet. Ellerinize sağlık şimdiden. Afiyet yani bu bal kabağı dediğimiz bizim Bolu'nun akkabağı değil mi? Aynı kabaktan bahsediyoruz. Anam bu kadın taktı Bolu'nun akkabağı. Biz abla bildiğimiz bal kabağı. Bal kabağı bir tek Bolu'da mı yetişiyor bilmiyorum ama başka yerde yetişmiyor mu? Ama öyle diyorlar. Kız masal kameramanı gibi gülmüyor. Ama öyle diyorlar. Sana bir şey diyeceğim. Biri tanıtım ücreti falan mı verdi? Bolu'nun akkabakları. Bolu'nun akkabakları. Yatıyor kalkıyor Bolu'nun akkabakları. Kocanın kabakçısı mı var? Kocanın kabakçısı mı var? Bu kadar öve öve. Kadir Bey bir de Bolu şivesiyle konuşuyor. Ben Bolu'nu değilim de 40 yıldır orada Bolu'lu olduk artık. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ay, İlker abla uzun yaşa inşallah. Akkabaklar. Peki hanımlar, afiyet olsun sizlere efendim. Teşekkür ederiz. Neyse bak günümüzü güzel toparladık, gülüyoruz. Evet. Ayaklarınıza sağlık, sizleri uğurlayalım. Biz inşallah güzel bir temizlik yapacağız. Yemek çekiştireceğiz. Yemek içimizi dökeceğiz. Evet, sen bir doldun fark ettim. Ben o içini boşaltacağım şimdi seni, dur sen. Hanımları uğurlayalım. Akşam bir Fillington'la kabak tatlısıyla sizleri karşılayacağız. İnci Hanım'ın menüsü iddialı. Evet, Beef Wellington'ı yapmak kolay değildir. İşli köfteyi yapmak kolay değildir. Ama çeşidini az seçmiş. Ben dün 6 çeşit yaptım. Kendisi bugün 5 çeşit seçmiş. Dün benim tatlıma kendisi ben kabak tatlısı yemiyorum dedi. Sevmedi ve yemedi. Bugün de kendisi bize kabak tatlısı yapmış. Bunu da masada dile getireceğim. İnci benim gözümde sıfırın sıfırın sıfırı nokta. Bitti. Ben bir kere daha mutfağa girer çıkarım. Niye o zaman tabaklarımız yine düzenli değil? Şuraya da iki balık koysaydınız. Benim eşimin gönderdiği de isterse orada köpek balığı olsun masanın ortasında durur. Her şeye değer verirdim misafirine de. Kediler her şeyden değerli. Kahve sunumunda da zaten insanları sevmiyorum dedi. Çünkü biz patlıcanın her türlüsünü yeriz Şanlıurfa'da. Hayır, hayır, hayır. Ben de biraz sert buldum. Benimkin cevizi yoktu. Muhtemelen ilk başta cevizini koymayı unuttu. Kaç tane yaptı. Çünkü Ayşe Hanım'ın damak tadına kesinlikle güvenmiyorum. Dünkü yaptığı yemeklerden sonra. İnci ablacığım buyur. Hadi bakalım şöyle salonun halısını demişim. Havasını hemen değiştiriyoruz. Hemen. Kahveleri hızlıca tepsiye toparlayalım. Şimdi Ayşe Hanım rahatsızım dedi. Hani ben rahatsız oluyorum dedi. Olabilir. Ona ben de şey ondan diyeyim. Rahatsızdım. Olabilir tabii ki de rahatsız olabilir ama tepkisini biraz daha alçak verebilirdi yani. Aynen ilk geldiği misafirlikte vermiş olduğu tepki dış ses bence hiç hoş değildi. Bence de. Ben buraya oturmam denmez. Ben de oturma dedim zaten. Oturmasın. Sivri bir giriş yaptı. Evet. Biraz daha en azından ay canım kusura bakmayın ama ben rahatsız aynen, oluyorum. Tabii ki. Bir küçük örtü alabilir miyim en azından altıma diyebilirdi. Yanlış üslup doğru sözün katilidir diye boşuna dememişler. Ben onu söyleyecektim. Peki gözün kör olmasın sen bunların üstünü niye süpürmedin? Hı? Bu süpürülmüş halde. Ama akşamdan ben onları bir örtüsünü aldım üzerinde vardı ama vitrinlerdi. Keşke örtü almasaydım. Saat gece 2'de yattım. Onlar gibi bir ay önceden hazırlanmadım ben. Bir gün içerisinde hazırlandım. Şimdi kadife olduğu için tüyü belli ediyorlar. Evet, keşke evet, koltuk örtülerini hiç kaldırmasaydın. Kayıt başlamadan önce ama Kadir Bey onlar koltuk örtüsüne de bir şey söylerler. Gene yaranamazdın ha. Merak etme. Hadi o zaman tut sehpayı abi de dur sen akşamüstü gel burada çay dök. Vallahi sormayın ah, ya. Ah. Aa kız ben ne güzel bir şey yaptım öyle. Aynen. Pırıl pırıl yaptı. Bizim kameraman da Esmer az onun bacaklarını da sıkıyor ama açıyor mu? Baksana açıldı. Halı yıkamacı mesaj göndermiş. Üzgünüz. Halınızda bulunan lekelere leke çıkartma işlemi yapılmıştır. Fakat leke çıkmamıştır. Sen buraya bir daha halı verme. Vermiyorum çıkaramamışlar. Zaten. Bahaneyi de sana atmışlar. Evet. Bir de üzgünlermiş. Vah 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 vah. Ben demek yapıyorum çıkartıyorum onlar çıkartamıyor. 5 dakikada kaptım evet. Karıştırdım bak çıktı. Nasıl çıkmıyormuş? Yıllardır hani elde yıkanca halılarımı kendim yıkarım. Ama ben kışın da çok halı yıkattığım için yıkamacıya gönderirim. Hiç böyle bir etiket görmedim.
Cihan'ım burası nedir böyle Allah aşkınıza? Ben bunu başta göreydim, yeri silmeden alırız. Ne oldu da? İnci Hanım, koltuğunuzun arkasına bir bakar mısınız? Kız İnci abla, sen hala süpürdün makinayla. Koltuğun arkası bayağı vakit alacak. Bir şey olmaz. Ben şu süpürgeyle onu bir halledeyim hemen. Kadir eldivenle değişik teknik yapıyor, bakın. Hiç siz ilkokuldayken saçınızı tarakla tarayıp kağıtlara tutmadınız mı? Kadir Bey, öyle değil mi görüyorsunuz elinizi? Ama güzelmiş ha. Ay şimdi uçmasın diye abla. Manyetik elektrik de bunun adı. Ay kız, fen bilgisi işte bak burada işe yaradı. Öğretmene diyordum ki bu tarağı saça sürtmenin ne anlamı var, benim ne işime yarayacak? Bak üstünden geçti 20 yıl, aha da işime yaradı. Öğretmenim hakkını helal etse. Güzel çıkarttı ama. Bunu koltuğun üstünde de yapabilirsin abla. O zaman eldivenler var ya, bu dükkanın eldivenler. Yok, plastik olması lazım ki şöyle. Aa, süpürmeye gerek kalmadı ama. Kız benim elim süpürge, elim. Vallahi süpürmeye gerek kalmadı. Elim süpürge, dilim faraş. Her yeri temizlerim karış karış. Dilinin faraş olduğunu biliyordum da elinin süpürge olduğunu bilmiyordum. Al ablam şunu ha. Ne yapıyorsun sen şimdi? Bitirmedim. Ha, incesine mi giriyorsun? Evet. Ha, tamam abla. O ne elindeki? Kabasını almış ya ablam şimdi. İncesine kabasını girecek. Aldım ya ama. Buranın kabasını mı? Onun kabasını aldı, incesine girecek. Cam spreyiyle yapın. Önce şunun adası diyeyim ki. Ama bak çok güzel bez yıkıyor, görüyor musun? Evet, çok güzel yıkıyor. Tam bir su aslı. Onlar toatlı mı oluyordu? Su aslı. Ha? Kabaydı bilemedim. Kaba kaba alınmış. Bir elimi yıka da versene zahmet. Şu leğene bir su koy dizsiz. Hemen kombini... Sana bir bez yıkayayım, ver. Kombinin üstüne çıkmamız lazım. Önce bir ıslak bezi, bezden şöyle güzel bir kabasını alayım. İnsan yetişemez, anlarım. Yoğundur, gene anlarım. Kalabalıksındır, gene anlarım. Ama ben bu kadarını anlayamam. Bu kadarını anlayamam. Yani camın mermerini açtım. Eğilince aha böyle. Bütün apartmanların tozu duruyor. Yani en azından haftada bir kere kabası alınmalı. Bak detayını geçtim artık yani. Bu kadarı da fazla. Biz ilerlemiyor üstünde şu anda. Mısmıs vereyim mi Kadir? Ver 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 ver. Bu arada biz yarışmacımızın biliyorsunuz ki evine puan vermiyoruz. Asla. Puan sadece eleştiriyoruz. Ben onun yer silişine, cam silişine puan vereceğim. Ama o camın kabası böyle bıraktıktan sonra nasıl puan alacak bilemiyorum. İnşallah etapta da başarılı olur da yarı yarıya ilerler. Göreceğiz Kadir Bey. Etaptan ümitliyim, bez yıkayışı güzeldi. Hırslı bir kadın da. Şimdi öbürlerine de çok hırslandı ya, o hırsıyla yapar gibi mi geliyor? Biraz hayatı koy vermiş gibi geldi bana. Hadi başarısız olmuş. İş batırmış ya. Biraz onu kendine yedirememiş. Ne yapsın? Zor hayat, zor. Ablamızı da çok görmemek lazım. Şimdi dünyanın borcuna girmiş insan. Hanımefendinin böyle bir tarzda olduğunu düşünüyorum. Benim çevremde de var çünkü. Dağınık mı yani? Böyle ev işini çok umursamayan. Hani aman hayata bir kere geldik. Kafayı temizlikle mi bozacağım diyen bir sürü insan var hayatımda. Soruyorum mesela çevremde, ya neden hani ellemiyorsun? Aman diyor, sen manyaksın, kafayı temizlikle bozmuşsun. Tamam, belki ben biraz fazla olabilirim ama siz de biraz azsınız. Şunun bir ortasını bulmak lazım, bir anlaşmak lazım. Yani ben 500'sem siz de 50'siniz. Bizim bunu bir 300'de tamamlamamız lazım arkadaşlar. Hayat standartlarımız düşüyor. Yani şimdi o kadar kedi kılının içinde hayat standartınız yüksek olabilir mi? Hayvanlar tabii ki canımızdır, ciğerimizdir. Benim de kedim var, pakizem var ama evimde bir tane kedi kılı bulamazsınız. Neden? Çünkü sabah erken kalkıyorum, koltuklarımın örtülerini silkeliyorum, süpürüyorum, kedimi düzenli tarıyorum. Bunlar önemli. Bak Allah için söyle, kaç kere geldin, hiç kedi kumu duydun mu? Hiç kedi kokusu aldınız mı benim evde? Aa, 5 gün boyunca bizdeydiniz ya apartman çekiminde. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Masa beni taşır mı? Masa taşıyabilir ama yine de güvenme. Yine de taşımayabilir, onun ayakları pek güvenilirdi. Eski Kadir olsaydı borudan tutuna tutuna ilerlerdi. Sana bir şey diyeyim mi? Bak oradaki pulu çıkmış, bir yüklendim gelmedi. Bak. Görüyor musun? Aa evet. Eski Kadir gibi yüklenin de hep birlikte uzay boşluğuna uçalım. O yüzden yoksa sağlam bir boru. Baksana müteahhite, 2 boru arasında 5 metre var, 62 tane vida. Ya sıkıcı aşağıya doğru akmasın şimdi. Yok, çıtası var, akmaz herhalde. Görüyorum bir yanda. Sen ustanın yaptığı çıtaya güvenme yine de. Daha mobilyacının yazdığı yazılar duruyor. Bak şimdi sen gör. Sedat Bey, çek kameracı.
Bak görüyor musun? Parmağımla adımı yazıyorum bak. Bak nasıl çıktı bir anda. Ben adamın kirli dolabına adımı yazarım. Unutamazsınız beni bir daha. Bir de süngeri alabilir miyim sana zahmet? Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak beni, beni bura. Ölüm gitmez zoruma. Vay aba! Siyah saçın dolan dolan. Boynunda kurbanın olam. Benden başkasına sildirirsen. Bu ellerde nasıl duram? Oy oy! Tam gaza geldim, durdun ya. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak beni, beni bura. Burayı silmezsem ölüm gider zoruma vay. Sana zahmet bir de bezi ver. The ses. Hangi bezi? O pembe bezi. Şimdi güzel bir sileyim şöyle. Lilayı mı? Heh lilayı. O lila mıymış ki? Ayağımdaki pardon aşağıdaki pembeymiş. Eke tüke sakalı oymadım ak. Kuş kuş yenli oymadım ak. Evelik yenli oymadım ak. Bak şimdi Sedat Bey çek kameracı. Hoppala. Hayatına bu bez gibi girsem ne yapabilirsin ha? Aa Riva bak bak müteahhitin yazıları çıktı bak gördün mü? Şimdi bunun üstüne istediğinizi koyun dolabınızın üstüne. Buralara bir gazeta serin gazeta. Hiçbir şey olmadı. Hediye kaplarına atmayın da. Onları örtün bari. Hiç mi babaannenizden, anneannenizden görmediniz? Mutfak çekmecelerin içine serilir. Kaç dakika mı aldı? Allah aşkına da ses kaç dakika mı aldı? 5 dakika bile olmadı bak şuraya çıkıp sileri. En fazla 3,5 dakika. Bravo. Yemin ederim onun da bir dakikası zaten yağ sökücü tıkmakla geçti. 3,5 dakikalık iş için ben bir araba laf yiyemem kimseden. Beni misafirlikte bile koymuyorlar bir başıma. Oyuna gelip gidip bakıyorlar, kontrol ediyorlar. O şimdi hırslandı ya canım. Şimdi hemen dönüyoruz. Habala hobala hap din. Ben canları bitirdim Kadir Bey. Ellerine kolay sağlık. Ben de dayanamadım. Dedim ablam yoğun bu ara. Aklın kalmasın. Bak herkese nasip olmaz Kadir ezildi gelip dolapların üstüne. Nasıl size. Çok pislenmiş mi? Yok ince bir toz var sadece. Elinize kolunuza sağlık Kadir Bey. Rica ederim. Şimdi bir de camlar açık ya ablam. Evet. O yüzden çok oluyor. Çok pislenen maalesef. Aynen. Şöyle. Bu müteahhit de yazı yazmış ya burada dolapçı yok üst sağ bilmem ne. Onları da alabildiğim kadar aldım. Şimdi süngerin yeşil kısmıyla. Şimdi ablam. Efendim ben burada kombinin üstünü de hallettim. Sen dinlen evet. 5 dakika. Tamam. Yoruldun. Alışık değilsin şimdi tempoya. Ben yorulmadım yok. Yorulmadım. Birazdan seni daha çok yoracağım çünkü o yüzden. Etap var etap. Olsun. Etap benim gözümü korkutamaz. Oh güzel. Sen ne durumdasın Kadir? Şu an kahvesini almış boğaza karşı. Kitap yazan şair gibiyim. Kendimden geçiyorum. Duygularım bastırıyor beni ama şu matkap sesi koymuyor ki huzura kavuşayım. Evet İnci Hanım geliyor efendim. Zorla etabımıza. Hemen şöyle bir suyumuzu açayım da olsun. İnci Hanımcığım çok güzel bir yastık kılıfı görüyorsunuz değil mi? Evet. Ama maalesef ki kızınız akşam makyajı yapmış. Sen akşam gece gez arkadaşlarla. Mecbur kız da yorulmuş, evet. Öylece yapmış. Sabah yatak topluyorsun, bir bunu gördü, cinnet geçirdi. Aynen. Heh. Çok sinirli. Şimdi o kıza olan hırsımızı yastık kılıfından çıkaracağız efendim. Aynen. Ve bundan da temizlik puanı alıyoruz. Aynı zamanda bir de sürpriz hediyemiz olarak üçgen başlıklı süpürgemiz var. Ama bu su biraz ısınır mı ben bunu sıcak alayım? 3, 2, 1 süre başladı. Süren başladı ablam, süren başladı haberin olsun. O soğukla nasıl çıkacak bu soğuk suyla ya? Vallahi dedim soğuk suyla yıkarlar. Gene ben sana sıcak su doldururum ver. Tamam tamam. Sen çitilemeye başla bir yandan. Ruj lekeleri zorluyor çünkü. Şu Türkiye'de bir tane evde daha şu kırmızı taraftan su geldiğini görmedim. Hep yanlış mı bağlanır bu musluklar? Evet hanımefendi. Sizin için kettle'ı takıyorum. Ona gerek yoktu Kadir Bey. Çeşme akıtıyordu zaten. Gelmedi ona hala çeşmeden sıcak su. Bunun ışığı mışığı yok mu anla? Yok. Yukarı tamam o ısınır. Tamam. Kişi takılıysa. Ay mübarek sabah sabah nereden çıktınız siz? Çitile çitile. Ben çok güzel bez yıkıyordum. Bunu da yıkarsın Allah'ın izniyle. Hayır yıkarım yıkarım merak etmeyiniz. Evet bakalım etap birincimiz cuma günü kim olacak efendim? Hem etaptan iyi puan alacak hem sürpriz hediyenin sahibi olacak. Çitiliyoruz. Rakiplerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hiçbiri benim rakibim değil. Aa. Hadi bakalım görüşeceğiz. Ben kendime rakip görmüyorum. Şengül Hanım'ı rakip görmüyor musunuz mesela? Hiçbirini görmüyorum, hiçbirini. Güngör ablayı gün görmüş kadın bak, o da yok. Ayşe'yi hiç demiyorum bile zaten. Yok. Saymıyordur. Onun dün konuşmasından notunu verdim. Diğer yeşilli neydi? Onun adını abi unutuyorum. Biraz ben şuna şey bulaşık bak, deterjanı da alayım. Yok sadece makip kullanıyorum. Ha öyle mi? Tamam. Suyun ısısına dikkat et sıcak. Bak bir de kimleri hayal ettim şu an.
Yemek de göstereceğim ben onlara. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Çitile. Çitile. Sabunu koydum lengene. Gör başıma lengene. Sabunu koydum lengene. Deneyim biraz daha sıcak su. Azıcık dökün. Azıcık daha döktüm. Azıcık daha döktüm. Haydi. Evet. Evet, ruj lekesi biraz zorluyor efendim. Maalesef. Süre de önemli bu arada. Yani baktın aklından gelemiyorsun. Durduralım ki süren de gitmesin çok fazla. En kısa sürede en iyi şekilde yapan, geçen haftalarda her gün bir etapımız vardı. Ama ne zorlu etaplar. Ah derelerde, bağlarda, bahçelerde. Uşaktakini değil mi? Evet. İzledim. Geleyim biraz daha. Birazcık. Biraz daha sıcak. Bak sen şanslısın, sıcak suyun var. Zekli kadın hemen sıcak suyu akıl etti. Ruju başka bir şeyi öyle rahat rahat çıkartmaz. Evet. Kadir şimdi 3 dakikaya geçtik yalnız. 5 dakikayı tamamlamayalım lütfen. 5 dakikayı tamamlamayalım. Riskli dakikalar. Evet, ne durumdayız? Çok yıkadım Kadir Bey. Ha. Ben yeni evlendiğimde makinem yoktu benim. Elektrik süpürgem yoktu, çamaşır makinem yoktu. Kaynanam yanımdaydı, kaynım yanımdaydı. Kızıma yeni doğum yaptım. Oğlana hamileyim, karnım burnumda leğeni böyle koyuyorum, bacaklarımın arasında çitiliyorum. Banyolar böyle. Hem kaynının çamaşırlarını, hem kaynının çamaşırlarını. Hem kaynının. Sivas'ta mıydın o zaman? Buradaydım, İstanbul. İstanbul'daydım. Ben buraya gelin geldim. Gelin gelirken demedin mi bana bir çamaşır makinesi alın diye? Yok, biz ne kadar bak yokluğu da varlığı da biliyoruz. Dedim alırız, canını sıkma dedim eşime. Görücüsüyle evlendik ama. Yeter Kadir Bey. Hayır. Hop durdurdum süreyi. Tamam, sıkabiliriz ablacığım. Ellerine sağlık. Bu zorlu, bu çilekeş kadını bir kez daha tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Şöyle de açalım, seyircimiz de bir görsün. 5 tane kılıfımız var. 5'ini de birbiriyle kıyaslayacağız. Ellerine sağlık. Küçük ruj lekeleri kalmış. Cuma günü bakalım onları da çıkarabilen olacak mı? Tebrik ediyorum. Bakalım. Şimdi olmaz. Ben bunu makineye atıyorum. Seni de uğurluyorum. Ellerini yıka, güzel bir ferahlan dinlen. Tamam. Döndüğümüzde içli köfte oyacağız. Çorbamızı yapacağız. Köz patlıcan çorbası. Ana yemeğimiz? Beef Wellington efendim. Tatlımız da kabak tatlısı. Evet. Hadi bakalım, buyurun. Göreceğiz. Tamam. Şöyle zengin bir ana yemek mi gördüler ha? Kadir Bey, şimdi bu mantarları da Big Finnington'ın içine saracağız, ceviz koyacağız, bunları doğrayacağız, biraz kavuracağız. Şu an hardalını sürüyorum. Bunu daha önce yaptın mı Zeki abla? Yapmadım. İlk defa yapıyorsun. Evet. Çok stresli dakikalar bizleri bekliyor efendim. Bak et sıcak olduğu için yarılıyor şu anda. Kadir Bey, buna ceviz attınız mı? Ceviz at demedin ki sen. Onlara çok bile aslında da. Ben hayatımda 88'den beri böyle sürpriz görmedim. Sevgili Enem Arat benim seyircilere efendim, muhteşem temizliğimizi bitirdik. Şimdi İnce ablamla birlikte güzel yemekler için, püf noktalar için, tarifler için karşınızdayız. Hazır olun. İddialı, azimli ve en önemlisi Sivaslı bir yarışmacı karşınızda. Az önce de sazını eline aldı. Bir daha söyle bakayım. Sivas ellerinde sazım çalınır. Dananininininum. Enem Arat benim de yemeklerim yarışır. Dananininininum. Şimdi çorbamız közlenmiş patlıcan çorbası. Ara sıcakta kızartılmış içli köfte. Ana yemekte Beef Wellington var efendim. Aha, bu kartına bir etimiz var. Şöyle göstereyim bakın. Bunu pişireceğiz biliyorsunuz. İnşallah hakkıyla, lezzetiyle olur. Bu Beef Wellington'ın yanında ne var? Garnitür mü var, pilav mı var? Onu söylemedim. Yok, hiçbir şey yok. Sadece et mi var? Evet, sadece Beef Wellington var. Yanına bir şey konuyor mu normalde bunun? Nayda abla ne koymuştu bunun yanına? Ben karışmam. Patlıcan sanki yaşatmıştı o. Tatlı olarak da kabak tatlısı evet, var. Yok, evet. Peki, burada ben bu kuru et görüyorum, pastırma görüyorum. Onlar ne için? Bunları saracağız. Saracağız. Evet. Peki. Hatırlarsan Nayda Hanım da onları sarmıştı. İnci Hanım ekstradan bir de kuru et kullanıp lezzeti zirveye çıkaracak. Coşturuyoruz. O zaman 3, 2, 1. Hadi İnci ablacığım, süren başladı. Başlayalım. Ne yapacağız öncelikle? Öncelikle bunu bir tane ben tepsi alayım. Tepsi ne yapacağım tepsiyi? Mühürleyecek misin? Evet. O zaman şu tencereleri alayım. Bir saniye. Sen o zaman bunu kızdıracaksın. Niye aldın buraya? Sinirini alırken yağını da çok almayın. Pürüzsüz olması lazım. Bu hayvanın neresi? Dili gibi duruyor sanki.
sanki. Noir eti efendim. Ay nasıl anladım? Noir dediğin ya Latince. Döşü mü, böğrü mü? Neresi o söyle bana? Noir'ıymış. Sırtı mı? Evet, bifteklik etin olduğu kısım. Yani hayvanı bile dört ayağın üstünde durunca şurası oluyor. Şu iki dilgenin arası da. Her hayvandan bir tane çıkıyor ve orasından çıkıyor. Kıymetli bir et. Evet, pahalı kıymetli bir et. Abla ben de senin için kabakları doğruyorum. Size zahmet Kadir Bey. Estağfurullah. Binci Hanım dün masada kabak sevmiyorum mu demiştiniz yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok, ben kabak severim. Yok, kabağı... Şey, ama ben o kadına bir adını unutuyorum ya. Ayşe Hanım. Ayşe değil, öbürü Ayşe'yle kızlanan adı. Nazlı en çok kabak seviyorum dedi. Zaten üç tatlı seviyormuş. Ay, o böyle tuhaf kız, insan tatlı yemez mi? Ben hayatımda bu kadar kötü bir kabak kesme şekli görmedim. Ne yapıyorsun sen acaba Kadir? Kes, kalın ne yapayım, anca kesiliyor. Ayrıca biz evde çok kabak pişiririz. O yüzden kabağı da çok iyi keserim. Dün bakma sen, kabak biraz kötüydü. Etimizi güzelce tuzluyoruz. Hatta biraz tuzunu bol tutmamız lazım ki yesin iyice her yerini. İyi yapıyorsun kız. Hep eti lezzetsiz pişiriyorlar, tuzsuz tuzsuz. Bellemişler onu da bir et sertleşir etten. O da o eti nasıl pişirdi hala bilmiyorum. Hiç yemek yapmayan kadın. Genellikle tavayı önden ısıtıp cos diye atıyorlar yani. Evet. Genelde öyle yapıyorlar da. Siz niye yapmadınız? Ben hemen fırsat nedir o zamandan kazanayım diye. Ama böyle yaparak zamandan kazanmıyoruz ki. Et suyunu kaybetmesin sonra. Tamam öyle yaparsın. Yani gene sen bilirsin de. Yok yok. Ama genellikle o şekilde yapıyorlar. Tamam çünkü. Beklemeyi alalım iyice bir kızsın. Bir tane de sarımsak. Sayın seyircilerim, Türklerin yemeği olan muhteşem Beef Wellington yapıyoruz bugün. Ya bunu yapamazsınız. Çünkü şu etin kilosu dünya para. Evet ya. O yüzden öyle evde pişecek bir yemek değil. Yok. Herkesin oturup da yapacağı bir yemek değil. Şimdi yalandan da demeyelim. Sana bir şey söyleyeyim mi? O kuru etin kilosu bile dünya para. Pastırma? Pastırma değil o, kuru et. Kuru et, kuru et. Şu pastırma değil mi? Yok, kuru et. Şu ne? Füme. Füme et o da. Aa ben bunu pastırma diye yedim az önce. Diyorum ki ne kadar çemerin az koymuşlar. O kuru et, Balkanların kuru eti. Yengem de Balkan göçmen ama daha bir kere evde kuru et görmedim ben onlardan. Ancak kuru domates var orada. Evet. Şu anda ne yapıyoruz? Şu an koydum, döküm, tamam ısınıyor. Diğer tarafta ne yapacağız? Diğer tarafta ben hemen patlıcanı közlemek için. Közlenecek. Patlıcanlarımı şöyle alıyorum. İnci Hanımcığım patlıcanlarınızı közlemek için tava vereyim mi? Bunu ben küçük tüp lazım bana. Küçük tüpte hemen bir... Tamam, gerçek köstada alacağız yani. Evet. Öyle fırın işi değil. Buyurun efendim, size en güzelinden dünyalar güzeli köst havası. Köst havasıyla tanışan Işıl Hanım aşırı şaşırdı. Evet. Onu tüpün üstüne koy abla, çok güzel bir şekilde. Neydi abla, Işıl değil mi? İnci. Ha İnci, pardon. Yok. Aşk olsun Kadir Bey. Bir anda aklım gitti. Kabak o kadar sert ki şu an ona odaklandım. Evet, tereyağımız kızmaya başladı. Cozur cozur ediyor efendim. Patlıcanlarımızı orada közlemeye bırakacağız birazdan. Şimdi hemen patlıcanlara içinin... şöyle iki delik deldim. Onları hemen köst tavasının üstüne attım. Onlar orada dursun. Ben şimdi doğrama tahtasına kabaklarımızı tak 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 doğrayayım. İnci Hanım, kabak tatlısını tencerede mi yapacaksınız yoksa fırınlayacak mısınız? Efendim, kabak tatlımızı önce tencerede yapacağız, sonra fırınlayacağız. Güzel. Mantarlar ne için hanımefendi? Kadir Bey, şimdi bu mantarları da Big Filikton'un içine saracağız. Ceviz koyacağız, bunları doğrayacağız, biraz kavuracağız. Hanımefendi sos yapacak onun içine. Evet, sos yapacağız. Cevizli bir mantar içi hazırlayacağız, iç harç yani. Sonra saracağız. Ablam. Buna şimdi ben bir bardak mı şeker koyayım, iki bardak mı koyayım? İki bardak Kadir Bey. Tamam. İçine de bir tane çubuk tarçın atıyorum. Tamam. Onu ocağa alıyoruz. Suda koyuyor muyum işte. Bir bardak? Evet. Bir bardakta su koyalım, bir tane de çubuk tarçın. Of of, etin dumanı. He, aspiratör mü? Onu açma. Açma. Mikrofona çok ses yapıyor. He, tamam. Ben şuradan camı açtım şimdi. Bakın bir tane çubuk tarçın, bir de suyumuzu koyduk. Şimdi bunun kapağını kapatacağım, bulursam inşallah. Şu arka göze almak istiyorum. Bak biz daha içli köfte falan yoğuracağız. Ben kettle'a su koyayım, içli köftenin bulgurunu ıslayalım. Evet, size zahmet. Of, sarımsağı attık ya. Peki mantarını yapacağız ya. Evet. Mantarın içine ekstra bir şey koyacak mıyız? Big Filikton için mi? Big Filikton'un mantarı. Evet evet. Big Filikton'un mantarını mantar koyacağız. Mantar ve ceviz. Mantar ve ceviz var. Mantarın olmazsa olmazı kekiktir. O kekiklerden yan tarafa ayırın bence. Taze kekik var orada. Şu an hardalını sürüyorum. Bunu biraz dinlendirdikten sonra saracağım. Buzdolabına koyacağım tabii. Niye? Dinlensin diye, bir şey, bir de eti su salmasın diye. Bunu daha önce yaptın mı Zeki abla? Yapmadım. İlk defa yapıyorsun. Evet. Tarife bakarak mı öğrendin evet. Yani? İzledin. Büyük cesaret işmiş. Hiç yapmadığın bir yemeği bir programda yapmak. Bende deli cesaretler vardır Kadir Bey.
İşin cesaret kısmı milföyün enteresan bir kesme şekli var ya, işte cesaret kısmı orada bence. Köyde mi kesiyorduk ama hatırlamıyorum. Şöyle bir şeyle Kadir hatırlıyorum. Önce altına kuru etleri dizecek, arasına püreyi sürecek, saracak, milföyle de etrafını saracak. Tamam. Arasına kuru etleri koyacak, sosu sürecek, eti oraya koyacak, kapatacak. Milföye file şeklini verip saracak. Naide Hanım yapmıştı, hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Çünkü Naide abla benim ağzıma tükürdü mutfakta. Bu dökümü nereye koyalım? Tamam, bunu o zaman alalım, mantarları içine atalım. Olur. Şuradan şu peçeteyi alayım ben. İnci Hanım, gerçekten çok zor bir yemek yapıyorsunuz. Bakalım hakkını verebilecek misiniz? Kendime güveniyorum ben. Yarışmacılar da İnci Hanım'ın hakkını verecek mi? O da aynen. Önemli. Aa, verirler canım. Bu kadar zor bir yemeği görüp de hakkını vermezlerse peşterim artık. Tamam mısınız? İlmiğim, İnci Hanım, ilmik ha? Nerede acaba benim ilmiğim? Vardı dişsiz. Buradayım hanımefendi. Mantarlar atıyorum abla, döküm tavaya. Evet, mantarlar atabilirsiniz. İlmik altındaydı, sen üstüne bulgur döktün şu anda. Evet, tamam, ilmiğin üzerine bulgur döktüm. Şey, bu mantarları koyuyorum buraya. Koyun Kadir Bey, atabilirsiniz. Onlar şimdi orada iyice pişecekler. Pişince de cevizlerini atacağız. Tamam. İçerisine. Oradan onların işi tamam. Tamam. Tuzu, karabiberini koyacağız. Şunu da dolaba koyalım güzelce. Soğusun bunlar da. Şöyle tuzunu. Streç gelsin o zaman, saralım. Patlıcanlarımıza şurada bakalım. Şurada benim streçim vardı. Beef Wellington yemeğini daha önce yapmadım da yemedim de. Ama çok izledim yapılışını televizyonda, yemek programlarından. Çok çok dikkat isteyen bir yemek aslında. Zor da bir yemek. O yüzden de çok becerebileceğini düşünmüyorum. İçindeki bonfile etinin pembe olması gerekiyor, dinlendirilmesi gerekiyor, birkaç aşamadan geçiyor. Tavada mühürlemiş mi, fırında pişirmiş mi, ondan öncesinde dinlendirmiş mi eti? Bunlar önemli. Mantar, hangi mantar kullanmış? İşte soğanların fine burnaz doğranması gerekiyor. Dişe gelmemesi gerekiyor. Dişime gelecek mi o soğanlar, gelmeyecek mi? Bakacağım. İçerisine ya jambon ya çemeni sıyrılmış pastırma, onun gibi bir şey kullanması gerekiyor. Kullanmış mı? O tüm katlarını görmek isterim. Ispanak katının konması gerekiyor. Ispanağın yeşil olması gerekiyor. O rengi orada görmek isterim. Bunların hepsini tek tek inceleyip konuşacağım. Gördüm. Yemedim ama Kadir'in programını izlemiştim. Kadın ondan birinci oldu. İnşallah mantarını, içinin kuru etini, güzel baharatlarını güzel yapar. Onun dışı sulu sulu karı böyle güzel. Gelişimi tattın, tamam. Şimdi neye geçiyoruz? Şimdi ben hemen içli köfteme geçeyim onlar olana kadar. Ama önce bunu bir halletmem gerekiyor hemen. Burada un var, o niye abla? Kadir Bey, onu şey, içli köftenin içine. Ha, içi içi. Biz biraz içine un koyarız. Ay, hep yoğururken. Ah, hep ah. İçine koymuyor mu canım? Benim aklımdan geçseydi dış ses, şimdi yumurta kırardın. Aa, yumurta kırmadın mı? Hayır, yumurta kırmayacağım. Nasıl tutacak peki o yumurtasız? Merak etmeyin, tutar Kadir Bey. O da inci tarifi diyorsun. Evet. Ah. Durmadan çarpışıyoruz sizinle. Şöyle açalım. Bakın bulgurumuz, irmiğimiz şişti. Sıcak sıcak. Şu an sıkıntılı dakikalar yaşıyoruz efendim. Mutfağı biraz toparlayalım. Yine ekranlarda olacağız. Sakın kaçırmayın. Beef Wellington'ın milföyü ortaya çıktı. Koca bir hamur açacağız ondan. İşi köftenin soğanını doğrayacağım. Ah, ah, ne kadar acıymış ki bu. Köftelerimizi şimdi diziyoruz buna sırayla. Önce fümeyi. Şunu da şöyle koyacağız, birleştireceğiz. Daha açmanıza gerek yok Kadir Bey, bu yeterli. Bunu hemen fırınlatmam lazım ki. Tamam. Oh, 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 oh. Lezzet tufanı be. Ah, bak gayet güzel oldu. Lop, lop, lop. Şöyle zengin bir ana yemek mi gördüler ha? He. Suyunu, selli, o sapı. 50 tane ona şimdi bahane bulacaklar Kadir Bey. Desene o sulu, selli şeyi bize yedirdiler. Vallahi benim yemeklerime bir kusur bulabileceklerini zannetmiyorum ama tabii ki yine konuşmak için konuşacaklar. Dün siz de konuşmak için mi konuştunuz? O bence dünden bana kinlenmişti. Bence Ayşe Hanım hepinize bir şeyler yapacak gibi geliyor. Biz de elimiz pancar doğramıyor dış sesciğim. Kadir'cim, dün Ayşe Hanım'da hiçbir eleştiriyi kabul etmedim. Ayşe Hanım şimdi altta kalmayı seven bir hanımefendi değil, baskın bir karakter. O yüzden de kendisini savundu. Kadir Bey, şimdi hamurumu böyle saracağım. Koca böyle. Sardı. Siz yatırın Kadir Bey şunu streçte. Uyanma mı? Alacağım, orayı yok. Şöyle kapatacağım. Bu kabarmaz değil mi? Kabaracak. Bunun üzerine egg wash yapacak mısınız? Egg wash? Egg wash dediniz. Kim o? Yumurta sürecek misiniz yani? Tabii ki. Aa, ona yumurta dese sanki zabıta ceza yazıyor. Egg wash. Tepsimi alayım Kadir Bey. 40 derece pişecek. 230 derecede alt üst.
Bunu önce açacağım, bıçakla şekil vereceğim. Sonra üzerine sereceğim, file gibi olacak. Buyurun, streç geldim. Çok streçli dakikalar bizleri bekliyor efendim. Streçli. Etiniz iyi pişmiş mi olacak, orta pişmiş mi? Orta pişmiş olacak efendim. Ek boşu yapacağız şimdi. Zaten bu ana yemeği attıktan sonra gerisi hemen 2 dakikada tık tık. İnanır mısınız, yarışmacılar da öyle söyledi. Neresinde Türk ana yemeği detaylı? Öbürleri zaten normal bir ev hanımının yapacağı bir şeyler. İnce Hanım'ın menüsünde bir tek ana yemeği aşamalı. Başka öbür yemeklerini aşamalı görmedim. Gayet basit yapabilir. Yapsınlar da onlar da benim gibi yapsınlar. Ben kedime laf söyleyenden bir şey beklemiyorum. Tatlımızın durumu nedir? Tatlı şu anda pişiyor ama daha henüz koyulaşmadı. Şeylerin rengi dönmedi, kabakların rengi. Şimdi ana yemek dışında kolay demişler ama sonuçta 2 saatlik bir stres var. Bu içi köftenin içi dışı var, o aşama. Bak çorba da aşama, patlıcan közlüyorsun, soyuyorsun, meyanesi olsun, yani... su var. Eti hem mühürledik hem fırına verdik, o var. Yani lütfen. Ha tamam, belki biraz tatlı meşakkatsiz olabilir, doğradım attım olabilir. O da bu kadar ağır bir menünün üstüne de bir zahmet olsun yani, değil mi? Yani. Ne bekliyorsunuz? Ama öyle yapmayacaklar Kadir Bey. Vallahi dün Ayşe nasıl o yalap şalap menüsünü savundu, sen de savundun. Ayşe Hanım'ın menüsü yalap şalap mıydı? Allah aşkına, dün Ayşe'nin tatlısından tad alabildin mi sen? Ben yemedim bile, bir kaşık yedim. Sen tatlıdan tad alabildin mi? Yoğurdu buram için... buram ekşiliği geliyordu. Bakma sen, Ayşe dün bağırtısıyla bastırmaya çalıştı. Sofrada hedediler ama puan ne verdiler bilmiyoruz. Bir damla zeytinyağı oklavama damlatacağım ki rahat açabileyim diye. Buna baharat ne atacağız? Baharat burada Kadir Bey, bıraktım. Tuz, pul biberini. Kimyon da mı var? Kimyon da var, evet. Çok fazla olmasın, yoğun gelmesin. Çağın kaşığın ucuyla attım. Buna tereyağı girecek mi şimdi? Yok, yağ koymadınız mı? Sıvı yağ koydum. Tamam, sıvı yağ koydunuz. Tam tereyağı koymuyor muyum? Çok az, bir indirmeye yakın. Şimdi ben bunun şeklini veriyorum şöyle. Hamurumuzu sonra elimizle biraz çekiştireceğiz, değil mi? Evet, file görünümü vereceğiz. Yani elmalı turtanın üstündeki gibi sepet sepet olacak değil mi? Aynen öyle. Tahtamızı bir pıtı pıtılayalım. Tabii paşam, siz ne isterseniz o. Oturduğu yerde bir iş buyuruyor bize. Yumurtanın sarısı, ah yere düştüğün yarısı. Kaynağından verem olmuş. Baldızıma darısı. Kadir Bey, şunun ucundan tutar mısınız? Anam, ben hangi birinize yetişeyim bacım? Yutmadan şöyle, siz şöyle, şu ucu sizde olacak. Tamam. Yok 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 Kadir Bey, önce şu iki ucunu siz tutun. Tamam. Önce bir ayıralım, şöyle ayıralım. Aşka dertler katmer katmer. Aa! Yapışır yapışır, yok. Ne var sanki, zaten altına geliyor. Ama bunun şekli çok önemli. Hemen düzeltiriz. Sanki onlar ne anlayacaklar şeklinde. Bu hiç file olmadı ki. Nasıl file o? Kabaracak, dur daha o. Yani şuradaki gibi olması gerekmiyor muydu arkadaşlar? Tamam, ona makine lazım. Onu elinizle yapamazsınız. Onu o zaman şerit şerit çekmemiz gerekiyordu. Şey, ekmek burgusu gibi. Neyse artık, bu da bizim dükün süsü olsun. Ne varsa halimiz çıksın faalimiz. Yüdüklüye yarma koyduk. Kadir Bey, onun altını kapatabilir misiniz? Şimdi sayın seyircilerimiz, yarma niçin diyebilirsiniz. Salatamız için efendim. Yetisyen salatası. Beef Wellington yapıyor, yanına kış salatası. Uyumlu bulmadım açıkçası. Benim avokadolu salatamı eleştirdi ama kendisi kış salatası deyip geçmiş. Kış salata dünden ölmüş dedi kadınınkine, Ayşe'ninkine. Bugün kendini diri kalacak mı hanım, onu çok merak ediyorum. Uymuş. İnce Hanım, eğer erken bitirirsem size bir sürpriz yapacağım demiştiniz. Ne sürprizi söyler misiniz? Parator yapacaktım. Hay Allah'ım, sürpriz o muydu? Onlara çok bile aslında da. Ben hayatımda 88'den beri böyle sürpriz görmedim. Canım ablam, harika sürprizler yapıyorum. Abla, hemen çıkar bir tencere, at ununu yağına, hemen şu patlıcanları koyalım, hadi çorba da kaynasın tencerem bir yandan. Tencerem oradaydı, alabilir miyim bir sesçi? Verin tencereleri, hadi hadi, durmak yok. Sabahlara dayanamam Osman Aga, yalancısın inanamam Osman Aga. Ne de güzel kaşların var, ne de güzel kaşların var. Rastlık sürmek ister Osman Aga, rastlık sürmek ister Osman Aga. Oh, oh, oh. Evet efendim, Enem Aratmeni'nde hem eğleniyoruz, hem coşuyoruz, hem yemeklerimizi yapıyoruz, hem de 50 bin liranın sahibi ben oluyorum. O zaman siz de eğer 50 bin TL sahibi olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Aşağıdaki numaralardan başvuru yapacaksınız. İşte bu kadar basit. Hemen tencereye yağ ve un koyun, haydi. Yağımızı koyduk. Tamam, ununun un var mıydı? Benim unumuz da var. Koyuyorlar terbiye için. Çorbamızın unu kavrulsun. Unu alabilir miyim dış sesçiğim? Tabii ki. İçinden o siyahları bilerek almıyorsun değil mi? Ya şimdi biraz şeylik gelsin canım. İstik gelsin yani. Bize şimdi istik yapmayın. Bir esprileri nasıl bize? Müzik
Çorbamızın unu kavrulduğu içine baharatları kondu, patlıcanlar da eklendi. Yarmanın ağzını açtık ama yarma pişmemiş. Geri koyuyorum abla ocağın üstüne. Çorbaya biraz su mu eklediniz? Bir bardak su ekledim. Suyunu göz bir kararı bakayım. Ayarlıyorum. Tamam, süt var mı onun için? Süt koydum, sütünü koydum. Un koydun. Onunla kavurdum patlıcanımı. Tamam. Tereyağı koydum. Şu bir bardak yarmaya, süt koydum. Şu yarmaya bir bak abla, pişmiş mi? Pişmemiş değil mi? Hı-hı. Diri diri. Şimdi dün ben kadına o kadar laf söyledim. Ana! Kadın da diyecek ki bana dedim bak sen aynısını yapmışsın. İşi kötüyenin içi dolapta. Soğumuş herhalde, ben ona başlayayım, vakit kaybetmeyeyim, bu kolay zaten. Bir salatamla şey kabakta pişiyor. Siz de menünüzün kolay olduğunu kabul ettiniz yani. Yok. Çünkü şey... Bu adam da her şeyin içinden bir şey arıyor ya. Benim için kolay. Genel konuşmuyor. Çorba yani, için söylüyor. Sen hemen genelliğe vuruyorsun. Çorba da kaynasın orada. Özlemiş patlıcan çorbasını çok rahat közler. İçine de kremayı koyacak. Sütle karıştırıp al sana çorba. İnce Hanım'ın menüsünde çorbasında köz tadı gelmesini bekliyorum. Tereyağının kokusunu almak istiyorum. Un iyi kavrulursa eğer. Sivas usulü yuvarlak yuvarlak olur. Siz de öyle mi yapacaksınız? Yok. Yani sivri şekli vermeye çalışacağım. Bu neyse nasıl yeniliyorsa onu yapacağım. Şimdi bu normalde bizim orada böyle. İçine patates konur. Soğanlı patates yaparsın. Çok da lezzetli olur. İster sen, kızartırsın onu. Sen böyle böyle mi yapacaksın, böyle böyle mi yapacaksın? Yok, ben şimdi yine aynı onun gibi yapacağım ama... İnternette çok görüyorum şimdi bu içini köfte gibi sıkıyorlar, buzluğa atıyorlar. Donduruyorlar. Sonra o donmuş köftenin etrafını işi köftenin hamuruyla sıvıyorlar. İncecik yapıyorlar. Yeni taktik koymuş. İşi köfte çok yapıp satanlar o şekilde yapıyorlar. Şu anda yeni trend o. Bak şey, et sıcak olduğu için yaralıyor şu an bu. Koy biraz daha donsun o zaman. Ama yetiştiremem, edemem şimdi, vaktim kalsın. Ziyan olmasın, bir de yağda patlarlarsa o yemeğin üstüne daha kötü. Aa, çok kötü oldu. Bence hemen buzluğa koyalım, dur. Aa, daha tabağın altı sıcak. Bir alt üst yapın onu Kadir Bey. Tamam, o buzlukta biraz dursun, o da dinlensin. Kuru çiçekleri gördün mü Kadir? Kız bunu buradan mı aldın koydun? Tabii olabilir ki. Evde orada varmış, oradan almış koymuş. Sonuçta düşünüp koymuş muyum? Bu tahin ne için? Kuru kuru şey, kabaklarımızın cevizle beraber. Tamam. Nasıl aa, bal kabakları pişmiş mi? Bunlar pişmiş. Kabak pişmişse biraz altını kısacak sadece. Hanımefendi daha kabakları fırına atacak. Evet, fırına atacak. Çorbayı blender'a vuruyoruz. Kalan süremizi söyleyeyim. 48 dakika efendim. Hadi bakalım nasıl ilerleyeceğiz görelim. İnşallah son dakika bir aksilik yaşamayız. Bas blender ablam. Çok güzel kokuyor tabii ya. İyi közlendik ha. Aa, ne oluyor orada ya? Taşıyor taşıyor, dur. O kapanacak şimdi, gidecek. Pansuman yapıyoruz. Kadir Bey, bence siz onun ağzını açın, ağzı açık pişsin artık. Çünkü çok fazla zaten şeyi yoktu, diriliği yoktu. Biz şimdi neye geçiyoruz? Şimdi neye geçiyoruz? İşli köfte ama. Ama dolapta donmasını bekliyoruz. Bir 5 dakika donsa hemen işli köfte yapacağız. Ha, masayı kuralım mı? Vallahi güzel oldu. Ya hadi gel o zaman, hemen gidip masaya... Şu masaya gidelim o zaman, hadi. Evet. Allah'ım enerjik kadın. Evet, içli köftemiz duruyor, salatamız duruyor. Yalnız içli köfteni biliyorsunuz kıymaları donmadığı için onlar donana kadar boş durmayayım dedi abla. Ne yapıyorsun abla? Peçeteleri katlıyorsun. Peçeteleri katlıyorsun. Kaşıkların altında peçete yoktu ya Kadir Bey. Hemen gel tabaklarımızı yerleştirelim. Hemen yerleştirelim. İnci Hanım Allah aşkına, dün masada ne vardı ki? Peçeteye mi takıldınız? Tabii ki. Onları da söyledim ama. İşte bak, sen şu anda rahat rahat masa hazırlıyorsun. Dün son dakikalarda hazırlandı. O benim problemim değil Kadir Beyciğim. Planlı çalışmak önemli değil mi? Aynen. Ama o da şimdi diyecek ki benim menüm ağır olduğu için ben son dakikalarda aynen yapacağım. Çok ağırdı Allah için, yalap şalap sanki hadi içip bir an önce gitsinler der gibi hazırlamış çorbayı getirmiş önüme. Ayşe Hanım dün iyi bir ev sahibi değil miydi? Hayır, değildi. Dün Şengül abla dedi ya, aa zaten hiçbir lafın altında da kalmıyorsun dedi. Benim eleştirilerimi dinlemedi bile. Bir türlü ortak noktayı bulamadınız zaten neden? Yok ama kaç defa söyledim ben ona yani, kaç kere dedim hiç beni dinlemedi. Bir ev sahibini göreceğiz. Bakın ben sen ona, Ayşe'ye karşı nasıl olacaksın? Ben ona farklı bir şey söylüyorum, o bana farklı bir şey söylüyor. Evet, kaşık çatalınız burada hanımefendi, ortaya bırakıyorum. Şuradan güzelce bir diz bakalım. Yaptın mı improva? Hemen tabii ki. Şengül abla dedi zaten, biz sağ solu bilmiyoruz dedi, masada nasıl oluyor. Onlar genelde eksiye bakıyorlar, çatal var mı yok mu? Hızlı ol, işi köfte açacağız daha hadi. Öyle o kadar rahatlamadık yani, işimiz var. Çorbanın altı yanıyor mu? Evet evet. Yanmaz değil mi abla? Yok yok. Tadına tuzuna baktın mı çorbanın? Bakmadım, yok, bakacağım. Her yemeğin tadına bak muhakkak. Tabii tabii, bakacağım. Masa örtüsü şık, tabakları güzel, çatalları tamam, kaşıkları tamam, su bardaklarını tamam, peçete tamam, tuzlu karabiberlik var, ekmeklik var. Bu masada daha ne eksik? Dün şov yapmıştınız, çiçekli gelecekti hani, nerede? Bekliyoruz, eşim gönderdi ama. Sen gönderdi mi? Sipariş verdi mi? Tabii tabii. Hadi inşallah gelir. Ama çiçekçinin gazabına uğrayacağız galiba. Çiçekçinin gazabı. Koş çorbanın altına, ne oldu? Bence çiçeği kendi sipariş etmiş olabilir. Gidip en güzel çiçeği seçmiştir. Kendi sipariş etmişti. Eğer o masa, o çiçek bu masaya gelmezse bugün bunlar bunu yerler. Kocanı da göndermedi derler, kadına inmeyiler. İyi kalır vallahi.
Bu kaç dakika oldu acaba? Gözüm mü yandı? Abla abla fırın. Kız fırın. Yok yok yok, o baktım şimdi. Kağıt falan yanıyor. Esmerleşmiş ama gene bunu 150'ye 180'e düşüreyim mi? Düşürün. Ya yine yanık kokuyor. Vallahi delireceğim artık ya. Patlıcan yanıyla gazete şeyi. Fırın kağıdı yanık kokuyor. Pişmiş mi acaba abla? Pişmişe benziyor Kadir Bey. Çok sıcak. Hah, çiçek geldi. Nasıl bir çiçek bekliyorsunuz? Bir anlatın bakalım bize. Papatyaları sevdiğimi bilir eşim. Büyük ihtimal papatya diye tahmin ediyorum. Otomatiğe bastım, yukarı çıkmadı da. Pişmiş mi abla? Evet, pişmiş Kadir Bey. Tamam, süzüyorum o zaman bunu. Size zahmet. Kadir, İnciha'nın papatya siparişini bence kendi vermiş. E tamam, kadın kocam gönderdi diyor. Sen nereden çıkardın kendi gönderdiğin? Akşam İnciha'nın telefonu almıştır, kurcalamıştır falan. Yok, o bana söyledi zaten. Çiçek göndereceğim ben sana. Ne istiyorsun hayatım? Gene papatya mı göndereyim? Aa, dedi. Olur mu? O hiç onu söyle söyler mi? Ekrana karşı. Hay bu çiçekçiye zukkum şıka. 50 kere de basılmaz ki çocuk uyuyor. Bak elim ayağıma karıştı. Şaşırdım. Ablam. Bak haberim yokmuş gibi yap. Bir şey diyeceğim. Koca da bir buket göndermiş. Buket mi? Bugün için. Sus. Koca mı? Bugün için başarılar hayatım. Kazanacağından şüphem yok demiş efendim. Yüksel Tuzlalı. Hayatım benim, görüyorsun. Yüksel abime teşekkür ederiz. Böyle bir günde karısını yalnız bırakmadığı için. Bunu masaya mı götürüyorsun? Evet, masanın ortası. Masaya. İnci Hanım. Efendim. Hiç rol yapamıyorsunuz. Neden? Eşim kendisi aldı. Ne oldu? Kadir Bey diyor ki siz sen kendin verdin mi diyor çiçeği. Allah Allah. Olabilir. Hayır vermedim. Kocamın parası. Hayır. benim param kocamın parası. Yok öyle bir şey yok ama. O dünden zaten akşam geldim, dün olanları anlattım. Zılgıtı yedi. Hayır canım, zılgıtı yemedi. Ay illa karı kocanın arası. Ya adamla kadın iyi geçiniyormuş. Kız abla bu var ya, adamı boşatır. Sonra da gelir senden nafakanı yer. Zılgıt niye yiyeceğim ya? Adamcağız güzel güzel anlattı, sen beni biliyorsun dedi. Sıvı yağ verin. Zılgıtı geçtim de biz ana yemeği yiyemeyeceğiz. Niye? Yanıyor çünkü. Çıkartın, yanmaya başladı da onun üstü. Yok. Elim yandı, dur. Hemen almam lazım masa çatlamasını. E ne oldu şimdi bu? Güzel oldu, biraz fazla kızarttı. Big Fenikdan. Big Fenikdan. Halimiz beter, keyfimiz paşada yok. Vallahi. Oh. Düşmanlar olsun. Çatlasın. Aynen öyle. Peki sizce içindeki et pişti mi? İnşallah. Pişmediyse de. Pişmiştir ya. Ya fırına gergedan versen pişer. İçerse alev ateş nasıl pişmiyor? Bas bas paraları Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Bas bas paraları Leyla ya. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Arkadaşlar baktınız hayatta her şey kötü gidiyor. Köşeye sıkıştınız. Dönüşü yok. Faka bastınız, ketenperiye geldiniz, öyle bir yerde aman boş ver deyip koyuvereceksiniz. Çalın çalın oynayın, işler ayna çal çal oynayın. Yapacak aynen bir şey yok. Ama biz kendimize de yemeğimize de güveniyoruz. Asla negatif elektrik ortalığa vermiyoruz. Asla. Her zaman pozitif düşünüyoruz. Bunun içindeki et bence usulüyle pişti. Bunu o zaman kenara kaldırıyoruz. İşi köfteye yağ koyacağım, bana bir sıvı yağ verin. Fırınla işimiz bitti. Fırınla işim, bal kabaklarını atacağım. İçli köftemiz açılıyor efendim. Bal kabaklarımız da oldu. Kabaklar bak nasıl güzel. Lokum, lokum, lop, lop, lop. Kestane şekeri gibi olacak değil mi hanımefendiciğim? Aynen öyle. Lokum, lokum. Ağzında dağılacak. Benim zaten aynen. Bakar mısınız ya? Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey yapma, fırını sıcağına ver gitsin. Aynen. Altını açmasan bile olur. Karamelize yapmayayım da olur. Çok güzel olur. Ama biz kabak iyi pişince ne diyoruz? Ne diyoruz? Siyah saçın dolan dolan, boynunda kır. Kurbanın oğlum, benden başka yarı seversen, bu ellerde nasıl duram, Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına, bırak ben beni vura, ölüm gitmez zorma vay hoppala. Neşemiz desen yerinde, yemeklerimiz desen lezzetli. Enerjimiz soframız desen full, soframız hazır. Oh, bundan iyisi Şam'da kayısı. Kadir Bey, buna ceviz attınız mı? Ceviz at demedin ki sen. Ama cevizsiz olur mu? Orada duruyor dedim ya, bu onun cevizi. Sen cevizi kabakla tayini ona ayırdın dedin ya. Ben onun içine baharat söyledim, pul biber dedin, kimyon dedin, tuz dedin. Ceviz dedi mi içli köftenin içine? Hayır. Sivas usulünde ceviz yok dersin. Aa, olur mu canım? Ne yapacaksın? Uyanığa bakın. Yarısını cevizli, yarısını cevizsiz yaptım diyeceksiniz. E ne yapacaksın? Bir altı tane daha mı atacaksın? Ne kadar kısa yollu bir yöntem. Bak tereyağına at dedi, tereyağı attım. Pul biber at dedi, attım. Kimyon dedi, attım. Tuz dedi, attım. He Antep usulü yapsaydım hiç sormadan atardım.
atalım mı işi köfteleri ya? Atın atın şunları siz Kadir Bey. Ne diyecektiniz insanlara? Sürpriz şansınıza ne çıkarsa mı? Yok, iki çeşit yaptım diyeceğim. Benim için misafir önemli. Ya biraz daha kızsın, kızmamışlar. Kadir, bu hanımefendi çok tehlikeli. Ne sandın ya? Aynı evin içinde kaynanayla onca yıl saf bir kız oturabilir mi? Gözü açıkmış da şunu çevirmiş ya. Yavrum ey. Ah sen gece de incide yat da bak gece rüyanda ne görüyorsun. Bakalım diyetisyenden öğrenilen salatanın sosunda neler varmış? İçine yoğurt koyacağız, beyaz peynir koyacağız, bir diş sarımsak, portakal suyu. Sarımsak, peynir, yoğurt, portakal suyu. Evet. Aman Tanrım. Bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Nasıl bir sos kız? Yeşilliklerimizin altına koyacağız. İştah kapansın diye yapılan bir sos herhalde. Ya da bağırsak bozsun da çabuk zayıflayalım. Bizim içli köftelerimiz kızarıyor. Son iki içli köftemiz kaldı. Allah'ın izniyle onlar da kızarırsa başka da bir şeyimiz yok. Hemen bir dereotu doğru abla dedin ya dereotu kullanacağım diye. O da çıksın arada. Bunlar da şey salatamızın malzemeleri. Bu nane var. Bunlar pazı yaprakları. İnci Hanımcığım biraz hızlansak mı artık? Hızlanamayız çünkü Kadir Bey bunları dallarıyla koymuş. Neyleri? Hayır naneleri tek tek kopardım. Hepsinin dallarını. Maydanozları dalından evet, ayrılır mı? Saplarını kopardım. Hepsi saplara alınacaktı. Sevgili seyirciler şu maydanozun daha ben neresine? Hayır maydanoz demiyorum. Ne? Görüyor musunuz sapları? Rokanlar. Rokanın hepsinin sadece dalı olacaktı. Sap tamam, olmayacak. Tamam suyun içinde kaybolur ya ben sapıyla koydum onları oraya. Yok. Sen isteğine göre ayırırsın dedim. Ay ne yapsam yaranamıyorum ben. Şu hap kadar mutfakta seninle 52 döndüm. Evet. Hiç umurumda teşekkür olmadı. Ederim. Hayır hayır. O kadar mı fıstıklısına teşekkür ederim. 8 dakikanız kaldı. Biraz daha kızarsın. Daha çalar çalar oynarız. Al bitti zaten benim. Evet İnci Hanım bu sefer sizden gelsin güzel bir parça. Sesiniz güzel. Yok benim sesim güzel değildir. Hadi aşk ya. Olsun. Vallahi güzel değildir. Kızılcıklar anadamı, senelere doladamı hey. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldum. Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Oh oh oh. Evet efendim yemek de yapıyoruz, göbek de atıyoruz, puanımızı da alıyoruz, para da bizim oluyor, neşe desen var, oh keyif desen var, lezzet desen var. Varların programı Kadir Ezildi'yle, Kadir Ezildi'yle, en hamarat benim, Kadir Ezildi'yle, en hamarat benim. Evet bütün lezzetli yemeklerin başımızın üstünde yeri var efendim, görüyorsunuz muhteşem içli köftesiyle İnci Hanım güne damgasını vurdu canım ablam. Bunlar da yanmaz da inşallah alacağız. Lop, lop, lop. Şu iki de kızardı ama biz üstümüzde işin sofraya geçeceğiz. Efendim hep birlikte bir dakika sofradan... arttırdım değil mi? Kaç dakika arttırdın? Şu anda 6 dakika. Tamam. Senin şu köfteyi kızar. Ben de şu ortadaki havluyu önlüğü makineye atayım. Tamamdır. Ondan sonra masada görüşürüz. Kendinize görüşürüz. İyi bakın. Amanat Benim'de bugün İnci Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız közlenmiş patlıcan çorbası, içli köfte, beef Wellington, kış salatası ve bal kabağı tatlısıyla rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Ben bir kere daha mutfağa girer çıkarım. Niye o zaman tabaklarımız yine düzenli değil? Ha, şuraya da iki balık koysaydınız. Benim eşimin gönderdiği de isterse orada köpek balığı olsun masanın ortasında durur. Her şeye değer verelim misafirine de. Kediler her şeyden değerli. Kahve sunumunda da zaten insanları sevmiyorum dedi. Evet. Çünkü biz patlıcanın her türlüsünü yeriz şu an Urfa'da. Hayır, hayır, hayır. Ben de biraz sert buldum. Benimkinin cevizi yoktu. Muhtemelen ilk başta cevizini koymayı unuttu. Oo. Kaç tane yaptı. Çünkü Ayşe Hanım'ın damak tadına kesinlikle güvenmiyorum dünkü yaptığı yemeklerden sonra. En Amarat Benim'den ikinci gün masamızdan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Her zamanki gibi mutfakta yarışmacımız koşuşturdu, pişirdi, taşırdı. Eline koluna sağlık İnci'cim. Teşekkür ederim. Öncelikle ne hissediyorsun? Hiç bilmediğim bir ortamdı, iki saatlik süre içerisinde. Evet, çok eğlendim, çok güzeldi. Vaktinden önce de yetiştirdim. Dün Ayşe Hanım, dün Ayşe Hanım hatırlıyor musun şey demişti. Daha siz yarışmadınız, o mutfağı göreceksiniz. Yo. Hak verdiğin yerler oldu mu Ayşe Hanım'a mutfağa girince? Hayır, benim enerjim full. Ben bir kere daha mutfağa girer çıkarım. Oh maşallah.
Hadi bakalım. Onu da gösterdim zaten diye evet, düşünüyorum. Evet, cidden de enerjisi yerindeydi. Ses yüksekti, volüm yüksekti, koşuşturdu. Enerji hiç düşmedi. Ama dün aşağıdan da keza hiç öyle enerjisi düşmedi ama... Yok, evet. Böyle bir alttan bir uyarı yaptı. Siz de yarışacaksınız. Siz de evet. Göreceksiniz, ona göre konuşun. Peki hazırsan benim hiç hakkında... Hiç kolay bir şeye hazır değiller yani programa. Evet, size de şimdiden uyarı olsun efendim. Öyle... Olsun, hamama giren terler. Ah, evet. Gülcan Hanım son lafı söyledi. Terleyim vallahi. İnce Hanım, vaktiniz kaldı madem niye o zaman tabaklarımız yine düzenli değil? Benim sensin çatalım bu şekilde bırakılmış. Şimdi mesela ben buraya oturmuşum, tabağımı çekmek zorundayım. Tam önüme değil mi böyle? Efendim aslında sandalyeye göreydi. Az önce Şengül Hanım'a da dedim. Biz ellemedik, ellemeye dediler, konuşmaya dediler. Biz de simetrik sandalyemizi çektik böyle. Oturduk. Tam sandalyeye göre ben düzenledim. Ekmek sepeti sizin mi? Yok, hayır. Değil mi? Değil. Ama sizin kendi eviniz. Evet. Değil mi? Evet. Hani hazırlarken bunu görmeniz lazımdı. Burada etiket şeyi kalmış. Olabilir, kalır. Koşuşturma esnasında. Yani. Evet. Oh maşallah Nazlı Hanım gümbür gümbür geliyor efendim. Ben çok iyi gözlemciyimdir. Her şeyi fark peki, ederim. Peki Nazlı Hanım sizden başlayalım o zaman. Sofrayı evet. Beğenmediniz mi? Yok, düzeni dünkü masaya göre daha düzenli ama yani yine de dediğim gibi tabağı çektiğim zaman bozuldu. Yani bu burada. Simetriye diyordu ya. Şimdi yani bir tek simetriye takıldın yani öyle mi? Hayır, simetriye takılmadım. Çiçeğe de takıldım. Yok, o kadar hepsi sırayla. Çatalında leke vardı. O kadar. Bardağında şey vardı, ona takılmadım. Onu söyledik. Simetriye takıldım. O kadar çiçek hakkında yorum yaptınız. Eşim şöyle alır, böyle alır. Anladım. Buraya yığar, şuraya iki balık koysaydınız. Yok, daha neler. Tabii. Yani ne yapacağız? Su koymuşsunuz, böyle çiçek olmaz koydun mu? Olmaz böyle masada bir davet olmaz. Sofrasında ya. Ve zaten suyu da tam değil, yarım yani. Yetişmiyor çiçeklere. Daha yatay olur. Koymuşsunuz. Onu benim eşim gönderdi. Bu şekilde. Evet. Benim eşimin gönderdiği de isterse orada köpek balığı olsun masanın ortasında. En azından bir kurbele sizin için öyle, bizim için değil. Yani. Demek ki çok zevkli değilmiş. Hayır, eşim masa çiçeği olarak böyle yaygın bulamamış. Bir tek bu varmış adamcağız. Çiçekçilerde. Tabii. Allah. Bulamadım dedi adamcağız. İnternetten İnce sipariş vermiş galiba. Evet. Ne oldu şimdi? O işe gittiği için sipariş İnce vermiş. İnce Hanım her şeye değer verir, misafirine de. Kediler her şeyden değerli. Kocamın gönderdiği buraya her şey burada durur. Herhalde yani buradaki insanlar başka? Da önemli değil mi? Şengül Hanımcığım. Sizi saymıyor mu? Şengül Hanımcığım aşk olsun. Ben buyur. İki gündür ki benim misafir benim için önemli dedim. Dedin de şimdi sabah konuştuğun kelime getin. Ama onu öldürüyor ama. Yok. Benim kocam buraya bir şey de gönderdi. Orada durmuyor. Olur mu sabah kahve? Şunu demek istedim çok özür dilerim. Şengül Hanım bir kendini ifade etsin sonra sen cevabını verince. Buyur Şengül. Evet. Sabah ne tartışmada kediler dedi benim için her şeyden önemli. İnsanları sev, hayvanları seviyor. Şimdi de kocam diyor. Köpek balığı gönderse o durur burada diyor. O zaman bizi yesin köpek balığı burada. Sen kendini şöyle değersiz mi hissediyorsun bu masada? Öyle lafı öldürmedin bizi, öldürdü orada. Ben kocanın mesela, dediği olur yani burada. Kocanın sözü geçerli değil, burada biz geçerli. Kahve sunumunda da zaten insanları sevmiyorum dedi. Evet. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Misafir benim başımın tacı. O ayrı. İnsanları seviyorum, sevmiyorum. Bu tüm insanlar için geçerli değil. Ama ben size misafir gelmiyormuş ki. Şöyle be. İkincisi de eşim bunu göndermiş ya. Senin eşin senin için değerli değil mi? Benim için değerli, başımın tacı da sen burada bizi öldürüyorsun, eşini yükseltiyor. Şimdi adamcağız bunu... Eşimin gönderdiği köpek hediyenin burada güzelliği, durmak zorunda. Hediyenin güzelliği, sen çizginliği, büyüklüğü, küçüklüğü... Canım aşkım bu buraya olmaz. Başka bir güzel bir çiçek gönder diyebilirdi. Yine gönderirdi. Hayatım. Hem kıskandılar. Kendisine çiçek de gelmedi. Gelmeyecek de. Adam bir incelik yapmış, göndermiş zaten. Hediyenin sulusu kurusu konu olur mu? Yani sonuçta... Masada bir çiçek vardı. Kıskanılacak bir durum yoktu ki. Ayrıca masa düzeninde gayet iyiydi. Boşu boşuna laf ediyorlar. Şimdi ben masa yorumu ve yemek yorumu almak istiyorum. Menüyle alakalı. Buyur Ayşe Hanım, başlayın. Ya menüsü ara sıcağı ve ana yemeği zor bir yemek. Şeyi yemedim. Beef Wellington'ı yemedim daha önce. Ama yapılışını çok izledim televizyonda. Ona göre güzel yapmışsa güzel yorum, kötü yapmışsa da ona göre yorumumu yapacağım. Tabii ki lezzetine göre yapacaksın ama iki saatin içinde uğraştırıcı, meşakkatli, vakit alıcı yemekler mi? Yani bu enerji kalmasına, böyle enerji kalmasının sebebi menü mü? Şimdi menü, çünkü mesela ben dün 6 çeşit yapmıştım. Kendisi bugün 5 çeşit yapmış. Bir çeşit eksik olduğu için tabii ki zamanı kalabilir. Benim çorbam dün daha aşamalıydı. Tavuğu ayrı pişirdim, doğranacaklar vardı. Onlar ayrı pişti, ayrı tencerede bamyamı haşladım, birleştirdim. Patlıcanları közleyip tencerede birleştirecek. Çorbasını daha basit seçmiş. O yüzden kolay yetiştirir yani. Size katılmıyorum maalesef. Benim çorbam da gayet uğraştırıcı. Ana yemeğim de gayet uğraştırıcı. Patlıcanı közlüyorsunuz, sonra blenderdan geçirdiniz. Hayır, öyle bir şey yok. Yağda, tereyağında un kavuruyorsun. Sütle onu bir güzel soteliyorsun, daha sonra patlıcanı koyuyorsun, hı hı.
Onun da aşamaları var. Bu emek değil mi? Zaten iç içe koymadan olmuyor. Yani çorbam da aşamalı diyor. Arası cam zaten aşamalı. Yok, patlıcan közleniyor. Tencerede birleşiyor. Üstüne de süt ekliyor. Çorbası bu kadar. Tavuğu dit dit içine koy, bu kadar. Daha tavuğu piş. Sadece tavuk mu vardı içinde peki? Tamam, sadece tavuk yoktu. Bamya da hazırmış zaten. Dondurucudaymış. Pişti o. Pişirilmiş getirmedim ben. Pişirilmiş getirmedim. Nohutumu bile kendim pişirdim. Patlıcanı közlemişim. O kadar ben ocakta gidip köz patlıcan kavanozda alıp getirebilirdim. Mesela. Ben de hepsini kendim yaptım. Bir de onu öyle yapma. Yani. Hayır, o kadar da olmaz. Hayır, onda emek yoksa madem öyle düşünüyorsa yani Ayşe Hanım. Çorbada yani bir kırmızısı var, bir beyazı var dediğimiz hesap. Yani çorbaların hepsi 3 aşağı 5 yukarı. Aynen. Aynı yani. Yani yetiştirmişsiniz, vaktim şey kaldı diyorsunuz ama keşke servisinizi düzgün koysaydınız. 2 kaşık olmaz, 2 bıçak olur. Benim dün ana yemeğimde sulu yemek olduğu için 2 kaşık koydum. Sizde sulu yemek yok. Evet. Bu kaşık kullanılmayacak. Size mi özenilmiş? E tabii bana özenmiş. Kopya çekilmiş. Muhtemelen kendisi bakmamış. Ve çatal da sağ elle olduğu için biri bu tarafta, biri bu tarafta olacak ki bu şekilde alıp yiyeceğiz. Hadi ters konmuş. Nazlı Hanım bize bir şey yaptı. Hatta. Ne yaptı? Adamın elinde bardağı düşürdü, kırdı. Ne bardağı ya? Fincan. Fincanı. Bakışınız benim var. Benim olsun evet, dedi. Bir şeyle de korkunç. Kadir Bey, ben şöyle anlatayım. Çok komik. Maşallah dediği 40 dur, gün. Dur, çok özür. Masa yorumu bitsin hanımefendi. Ha. Çorba durduk ya, tamam, anlatın bu hikayenizi. Tamam. Merak ettim. Tamam. Nazlan da yorumunu yapmıştı. Güngör abla, sen nasıl şimdi buldun menüyü, masayı? Ben önce masayı söyleyeceğim. Dün de buna fark ettim. Bugün de söylemeden edemiyorum. Şimdi biz bir meyve suyu, bir gazlı içecek var mı? Onun için bu 2 bardak niye? Yani bu bardak burada boş durmanın bir esprisi yok ki. İkinci bir içecek olursa bunu koyarız. Bunu niye koyduk? Bunu bilemedim. Belki içecek var dedim. Ama içecek de olsa şimdi konurdu diye düşünüyorum. Güngör Hanım, genelde davet sofralarında bu olur. Nazlı Hanım, bunu evet, benimle iddialaşmayın. Yok, ben bunu olur, senelerce Güngör yaptım. Hanım, o davet sofrası, normal aile sofrası değil ama. Evet. Hayır, aile sofrası değil. Davet sofrasında kullanmasa da akşam yemeği yer şimdi gibi olur. Yani kendi evinizde. Hayır, içecek, ikinci bir içecek olursa olur. Davet hayır, sofrasında olur. Davet sofrasında. Güngör Hanım, olur ama doğru yerde olur Kadir Bey. Ha, bu tarafta değil. Yanlış. Bu tarafta olur. Evet, bakın hayır, onu bilerek o tarafa koydum. Neden? Bakın benim Kadir Bey'in bardakları şimdi içe girecek. Hayır, ona göre koyacaksınız. Bir de Ayşe Hanım'a kadar olacak. Burada olur biliyorum. 2 evet, kaşık olmaz. Tamam, yanlış şöyle yani. Şöyle, bunu da hemen açıklayayım. Dünkü benim masamdan hiçbir farkı yok. Şöyle eksik mi yine eksik? Olur da kaşıklarınızla bir leke, bir şey görürseniz. O zaman ikinci kaşığın bardağı olmazsa biri aynen daha olmaz. Evet. o zaman böyle koyalım yedekleri. Siz hangisini seçerseniz öyle yiyin. Böyle dizeceğiz o zaman. Davet düzenim böyle. Şimdi lekelisi sizin zaten öyle, lekeli kabul edilir. Hayır, bu lekeli, bunu yemeyeyim, şey, bunu bakın, yiyeyim denmez. Mesela ben öyleyim. Bakın var leke. Buyurun. Ben öyleyim. Bakın ben bununla mesela kullandım ya. Ama tamam da sonradan gelirsiniz bize. Var yani. Ne tabak ederiz. Gördün mü? Tabakları bezlemişsiniz. Sıcağı sıcağına çıktı. Ay tamam, çıktı ama kabul etmiyorum. Eksik mi eksik? Arkadaşlar şu lafımı bitireyim. Gelelim yemeklere. Yemeklerde de o beef wellington doğru. Ağır, uğraştırıcı bir yemek ama onun da içine bakacağım. Et nasıl, orta pişmiş mi, pişmemiş orta mi, pişmiş akıyor mu? Bakacağız. Orta da değil, az orta olur hatta gün görünüm. Yani o pembeliği isteriz. Arasında kuru et mi koydunuz, pastırma mı koydunuz, ne koydunuz mantarlı araya? Onlara bakacağız. Füme bir et evet, olur. Onlara bakacağız. Yani onu bilmiyorum. Ama içeriğini araştırmışsınız belli içeriğini ki. İçeriğini araştırdım ve yapıldığı zaman da gördüm. Ama ben şöyle izah edeyim. Ben çok et yiyemiyorum. Benim böbreklerim %45 çalıştığı için doktorum bana müsaade etmedi. Protein birikmesi mi oluyor? Evet. Hı. Gelelim içli köfteye. İçli köftesi evet zor. Bifi de zor. İçli köftesi de zor. Başka da hiçbir şeyi yok. Kabak tatlısını bana anlatma. Çünkü ben yerinden geldim. 15 dakika. Ak kabaklar. Dün yedim kabak, severim. Bu arada severim kabak tatlısını. Tamam. Peki bu tabii ana yemek ve bu ara sıcağın üstüne bir de ağır bir çorba yapsa mıydı yani uğraştırıcı, meşakkatli? İnci yetişir miydi yani bir ağır çorbada üstüne? Ya yapabilirdi, yapabilirdi. O zaman risk alması enerjisi gerekiyor. Enerjisi yüksek. Şimdi risksiz, az önce evet dedi ya İnci Hanım. Onun enerjiyle alakalı yapmadım. Menü orantılı gitmesi lazım. Ayşe Hanım gibi hem çorbada tavuk hem normalde et menüde. Evet. Ki o da hiç olmamış değil evet, mi? Sizin, arkadaşlar onda, sizin gibi İnci Hanım ara yemekte et sonra et. Ara yemekte et sonra bir daha söyleyin. Güngör Hanım'a cevap veriyorum buyurun şu an. Söz hakkım bittikten sonra tek siz. Tek tek gelin kalabilirsiniz. Tabii, tabii. Buyurun. Hepinize yeter. Dur o zaman tam noktayı koyun. Yok belli zaten. Yapın. İnce bir dakikanız daha alacağım.
Şimdi salatası normal bir salata, onda bir yorum yok. Kabak tatlısını da dedim. Ondan sonra da geldik. Çorbası da zaten. Güngör Hanım detayları çok böyle biraz şey yapmadınız. Salata özünde de vakit kalsın. Yok. Benim şimdi, Güngör Hanım salata bir şey normal demiyorum. Bir salata değil bugünkü. Kış salatası demiştiniz. Kış salatası, öyle bildiğiniz normal kış salatalarından. Göreceğiz o zaman. Onu da öyleyse gördükten zaten. Sonra benim, yorumları evet, yaparım. Yarım kaldı. Diyorum ki buyurun. Siz aslında kendinizi ifade ettiniz. Benim vaktim kaldı falan diye arkadaşlara siz kendiniz bizim elimize verdiniz yani bu kozu. Çünkü kozu? Neden? Şey, ne yani menünüzün hafif olduğunu. Neden? Vaktim kaldı ha, dediniz. Hamaratlığımı kabul yani, etmiyorsun evet. Da. Hamaratlık bir bütündür. Bu kadın hamarat. Bu saatte el bitirmiş, el hızlı demiyorsun da buna mı çevirdin şimdi? Tamam onu zaman onu da o zaman bize art niyetinizle sağ olun. O zaman bize bir iki çeşit daha yapsaydınız. Onu da yiyince karar verdim. İnce Hanım o zaman bir iki çeşit daha yapsaydınız. Ha siz dün söylemiştiniz. Niye arada sadece bir çeşit? Yok yapmadım. Zaman kalmış yapsaydınız. Niye yapmadınız? Yapacağım yapmak dediniz. Istemedim. Peki Şengül Hanım'ın da yorumunu alayım hızlıca çorbalara geçelim. Şengül Hanım masayı beğendin mi? Masayı beğenmedim. Benim tabağım böyleydi. Bardağım onun bardaklar buradaydı. Bir de diyordu ya simetrik kalemle çizmiş gibi koyacağım. Yok, İnce Hanım'ın onu şey söyledi. Ağzına da söyledi. Ya, evet. Tamam pardon, bardaklarım burada. Söylemediğim lafları benim üzerime bırakın. Pardon dedim, evet. Ben de içli köftesini çok merak ediyorum. Ana yemeğini ben biliyorum, gördüm. Ana i̇çli köftesine inci mi, ince mi olacak, kalın mı olacak? Onun içindeki baharatlarını, ben de ana yemeği bir davette miydiniz, bir otelde miydiniz? Davette yedik. Hadi bakalım. İçerini biliyorum. O zaman gelsin çorbalarımız. Her şeyini koyduk, baharatlarımı. Közlenmiş patlıcan çorbası daha önce yaptınız mı, yediniz mi? Yaptınız. Kadir Bey kendi tabağını aldı. Önce misafirden başlanır. Zaten dedi ya ben misafir peki evet. Gelmez evime. Evet. Aynı. Ya belli ama zaten. Ama çok kazık yemiş. Öyle mi? Dedim ki hani hiç mi etrafınızda apartmanınızda yok? Dedi ki çok kazık yedim dedi. O yüzden dedi artık insanlarla muhatap olmak istemiyorum çok Kadir fazla. Kadir Bey kazık dedi. Yemeyen var mı acaba? Evet. Ben de öyle söyledim. Ya hepimiz illaki hayatımızda. Hepimiz onunla işte böyle. Aynen. Yolumuza devam yani, ediyoruz bizde yani. Bizde bir söz vardır. Benim hep sözlerim bitmez. Emmim bibim dayım hepsinden aldım payım. Ha o da güzel bir şey. Evet biliyorum evet, onu. Onun için yani. Ama tecrübemizi alıyoruz, koyuyoruz cebimize dersimizi. Onu yeni insanlar tanımaya devam siz ediyoruz yani. Siz dersinizi alıp onunla ilerliyorsunuz. Evet. İnce Hanım direkt ilişkiyi kesmiş artık. Kesmiş. Burada da zaten eleştiriyi kesiyor. Çok sert. Bence dost kazığı yemesiyle alakası yok soğuk tavırlarının. Kişisel olarak kendisi, karakter olarak öyle bir yapıda. Çünkü hepimizin başına hayatta her şey gelebiliyor. Ama bunlardan ders çıkarıp yeni insanlar tanımaya devam ediyoruz. Çünkü kötü insanlarla tanıştık diye önümüze gelen tanımadığımız insana kötü davranacağımız anlamına gelmiyor bu. Ya beni de muhtemelen dün bana kötü yorum yaptığı için beni de özellikle susturmaya çalıştı. Fark ama ettim. Ama dün Şengül abla konuşturmamaya da sana dedi ki maşallah dedi hiçbir lafın altında da kalmıyorsun. Hayır, konuşturmamaya çalışıyor beni. Biz de kalmayacağız, biz de konuşacağız. Peki İnci ile Ayşe adını... aynı mı? Cevap verme konusunda. Ayşe daha çok bağırıyordu. İnci biraz kesiyor. Hmm. O da şimdi İnci'ye sert diyor. O da öyle sert diyor. İşte geldi değil barışı. Mi şimdi? Sert değil mi? Sert de katı. Böyle. Şey yani. Hayır durun falan. Ayşe böyle. Mi daha sertti? Ayşe bağırarak konuşuyordu. Bu da sakin konuşuyor. Şengül abla o zaman ben gözlerimle durdurayım değil mi? Hayır şey yapıyor. Böyle sert bakıyor yani. Dövecek ama sen daha sert konuşuyormuşsun. Bak dün bağıra bağıra konuşmuşsun. Bağıra bağıra yani. Ayrı sert ayrı. Ben katılmadım ona ya. Öyle şey yok. Kadının duruşu öyle, tavrı öyle. Belki ikimiz de birbirimize benzediğimiz için ondan olabilir. Pek anlaşamadık kendisiyle. Yıldızımız tutmadı. Ayşe Hanım kendine baksın. Çok yapmacık hareketleri var. Ben yorum yapabilir miyim Kadir Bey? Bismillah. Tadına yedim. Baktın mı hemen? Evet. Buyurunuz. Ayşe Hanım. Ya yedim ağır olduğu hazır, için devam edemedim ve bayıyor. Ne bayıyor? Sütü bayıyor. Süt çok yok ki. Yok sütü bayıyor. Unu fazla gelmiş muhtemelen. Ondan ağır geldi böyle mideme. Ununun fazla gelmesi imkansız. İki kaşık un var içerisinde. Tamam yaptığınız miktara fazla gelmiş demek ki. Onda şimdi koca bir tencereye iki kaşık koyarsanız fazla gelmez. Ama küçük bir tencereye iki kaşık koyarsanız fazla gelir yani. Tencere o yapılan miktara göre. Ben tencerenizi görmedim. Elim ayağım dolandı. Heyecanlanmayın Kadir Bey. Korkuttu Kadir. Yarım tencere diyorum çorba var. Bitireyim siz ondan sonra konuşun. Şey, üzerine bunun... Biraz bir kırmızı yağ isterdim. Yok, olur. Yok. Şimdi kaç tane olur. Patlıcan var burada? 3 patlıcan var. 4 patlıcan. 4 patlıcan. Dört. Dört patlıcan var. Tadı gelmiyor. Köz patlıcan deniyorsa eğer o közün buram buram o yanık tadının gelmesini isterim. Çünkü biz patlıcanın her türlüsünü yeriz Şanlıurfa'da. Hayır.
köz patlıcan gördüm tadı kesinlikle gelmiyor. Biz her türlü patlıcanın her türlüsünü yiyoruz Kadir Bey. Gördüm, gördüm. Hani tencerede, tepside, tavada, közde, közde her türlüsünü, aynen, şişte, kebapta patlıcanı yeriz. Ben bir patlıcan tadı alamadım çorbadan. Sadece Allah Allah. Böyle patlıcanın süt girdiği tadını için alamazsınız çünkü kabuğu burada. Patlıcan tadı almayan var mı? Ya ben köz de, tadı almayan ben köz var tadı mı? Almadım. Ben de almadım ama şey var burada. Unu miyane gibi kavurmuş, hı-hı, tereyağından. Çünkü burada şeyler var ya, topaklardan hissettim. Evet, topak şurada kalmış zaten. O patlıcanların topakları. Bana karabiberi çok keskin geldi. Blender'dan geçirseniz onda pürüzsüzlük aramayın. Ha, arıyorsunuz. Güngör Hanım. Ama çorbayı ben beğendim. Mercimek çorbasını çektiğiniz zaman mesela canım, kenarların doluyor mu? Çorbayı ben beğendim ya. Afiyet bal şeker olsun. Peki köz patlıcan tadı alamıyorum dediniz ama. Köz patlıcan tadı alamadım ama o tereyağlı miyanenin tadı daha baskın gelmiş ama o hafif hafif de değiyor bir taraftan. Aldınız yani o zaman. Hafif yandan hafif aldım ama çok. Güngör değil. Hanım tereyağı tadı aldım diyorsunuz. Patlıcan tereyağı tadı almadım diyorsunuz. Kavunmuş. O un var orada ama hafif hafif de değdi diyorum. Köz. Köz. Neydi patlıcan? Afiyet olsun. Ben beğendim bunu. Afiyet olsun. Nazlı Hanım. Çorbanın kıvamı güzel. Kıvamında evet, sıkıntı yok ama karabiberi çok keskin olmuş. Karabiber yok içinde. Ama bu karabiber. Hayır, karabiber olur. Olur karabiber. Karabiber yok. Ama karabiber tarifte var. Hayır, evet, okuduğunuz da olabilir. Benimkinde yok. Senin şimdi sizinki, sizinki nasıl oluyor? Hayır, benimki karabiber yok. Benimki bakın, o zaman incinin patlıcan çorbası kıvamı yapsaydınız. Kıvamı güzel dedim. Farkındaysanız. Kıvamında sıkıntı yok. Güzel. Hı-hı. Ama bu tane tane siyahlıklar karabiber değil mi? Yok aşkım, ben karabiber neyi bu peki bu? Közlenmiş patlıcanların. O zaman kabuklarını şey soymamış. Siz kabuklarını blenderdan biraz geçirmişsiniz. Patlıcan soymadan kabuklu atıyor. Blenderdan geçirdim zaten. Niye o zaman biraz siyah? Biraz kabuk geçmiş demek ki içine siyah siyah. Köz patlıcan hepsini dört dörtlük soyamazsın ki illa ki kalıyor. Yani baharat bu sonuçta. İsteyen koyar, isteyen koymamak. Evet, ben yok karabiber atmadım. Abarttınız çorbayı, tamam artık kesin. Ayrıca Nazlı Hanım güya yemekten anladığını söylüyor. Daha patlıcan çorbasının içerisinde karabiber olup olmadığını anlamıyor. İnce Hanım, siz patlıcanın kabuklarını çorbaya eğer blenderdan geçirip çekerseniz ben de karabiber zannederim. Sen beğendin mi Şengül Hanım? Ben öyleydim, ben beğendim çorbasını. Köz tadı alıyor musun? Köz tadı almıyorum da patlıcan güzel ya. Bak, tadı köz güzel, tadı beğendim almıyor. Beğen, şimdi, o zaman bu patlıcan çorbası olmuş değil, köz tadı gelmiyorsa. Nerede çünkü koyacağım? Adında onu köz patlıcan çorbası yazıyor arkadaşlar. Ama bir sürü malzemeyle buluşuyor yani Ayşe Hanım. Olabilir, hayır bir sürü yani değil, süt var ama miktarını ona göre koyarsa eğer. Ama dört patlıcan olmaz koydum yani diyor. Dört tane patlıcan. İşte sütünü var, az koyacaktı. Ununu birazcık daha az koyacaktı. Unu iki kaşıkcık. Kokusu da gelmiyor peki, bir gelmiyor. Yok ben aldım tadını. İz kokusu gelmiyor mu şeyde? Ben alıyorum. Ben bana geldi bilmiyorum yani. Allah Allah. Bana geldi. Nazlı iz kokusu alıyor musun? Almadım. Peki. Soğukta beklemekten olmuş olabilir. Burunlar bu soğukta beklemedik. Hayatta rahattı. Sıcacık. Allah razı olsun, kafedeydik. Ayşe Hanım benim her şeyimi kıskanıyor. Bir tek çorba değil yani. Çorbayı beğenmelerini kıskanmadım. Bence yemekten anlamıyorlar. Çorbanın adı köz patlıcan çorbası. Köz patlıcan tadı gelmiyorsa o çorba olmamıştır demektir. Onu da bugün böyle yapacağını biliyordum. Adım gibi eminim. Kafeye gittik. Kafede bir şey anlatıyordun siz. Ne oldu, senin gözlerin nazar mı saçıyor öyle? Evet. Ya bana genelde bunu öyle söylüyorlardı. Şimdi kafede ben... Ya bunu tahtaya mı? He? Ben kahve söyledim. Kahve geldi. Aa dedim, benim takımımın fincanından dedim. Ondan sonra ama benim fincanım yok dedim. Çok beğendim. Kız geldi, servis yapan aldı götürürken küt diye düştü, kırıldı. Gerçekten. Maşallah dedi, iyi dedin yaşıyor. Bana bakma dedi sakın dedi. Gerçekten bana bakma dedim. Biz arkamızı döndük. Demek ki gününde falan iyi iş çıkarsan bir göz etse sana dağ gibi kadın, çam gibi diyebiliriz. Valla kendi gözleriyle bizi de Allah korusun Şengül Hanım. Dikkat edin. Var mı öyle peki? Okuyun o gün üstümüze. Daha bekar oğlanları var mı? Bekar oğlum var, torunum var. Torun göreceğim, aman Allah esirtesin. Ama ben ona inanmıyorum ya, tesadüftür. Fincan ortadan iki oldu. Vallahi bugün korktum. Nazlı'nın gözlerinden korktum. Kızın elinden fincan düştü, 40 parça oldu. Bugün bence benden korktular bu olayı anlattıktan sonra. Acaba Nazlı Hanım'ın gözü değer mi? Değer. Bugün elbisesinden alıp kesip yakacağım. Şimdi sabahleyin İnce Hanım çok demoralizeydi. Mutfağı yansıttı mı? Belli olmuyor mu? Ne göstersin? Görünüyor ortalıkta ya. Görünen koyu kulağız ister mi? Yani böyle tabak çanak kırıldı mı? Sabah size karşı biraz sinirliydi. Evet. Sizin suçunuz mu? Tabii ki sizin suçunuz değil. Çünkü hani ister istemez görünen köy gördünüz zaten. İstemez. Sadece Ayşe Hanım'ın aşırı tepkilerine biraz sinirlendi. Hani en azından sakin bir şekilde hanımefendi altıma bir örtü verebilir misiniz ya da niye buradan buraya bir örtü örtmediniz tarzında daha kibar söyleseydi dedi. Ayşe Hanım'ın tepkileri onu biraz germiş. Bugün biz güzel bir temizlik yaptık.
Ama mutfağa hiç yansıtmadı. Tamamıyla duygularını kontrol edebilen bir hanımefendi. Evet. Onu bu salonda bıraktı. Temizlik yaparken de asla gerilmedi. Hadi ya. Hadi helal olsun. Size bir hırsından onu aşağı deyip de koltuk sildi. Ama duygularını zaten duygusu yok ki. Şimdi Nazlı Hanım'ın evine gittik. Nazlı Hanım size bir şey... Ekran karşısında öyle davrandık diyelim. Tepkiniz bize karşı ne olur? Ben zaten belirtmiştim, çok alıngan bir insanım. O benim hemen yüzüme yansır, çökerim ben. O zaman yemek falan yapamazsınız. Yaparım da yüzümden anlaşılır. Yemeği döve döve yaparım. Yani Ayşe Hanım bugünkü tepkiyi sizin evinizde verse. Ve daha hızlı yaparım sinirlendirdikleri zaman. O zaman iyi yönde olur. Ayşe Hanım'ın tepkileri peki yerli miydi, yersiz miydi? Ya biraz yüksek volüm oldu. Yani evet. Gereksiz miydi? Gereksiz değil. Ama yüksek volüm oldu. Yani böyle hani ya hala hepimiz birden sanki şey ama. Hala otururken ben de öyleyim. Ben mesela yemek yerken acaba içinden kedi tüyü çıkar mı diye çok şey korkuyorum yaptım mesela. Yani. Güngör Hanım dedi ki İnci Hanım dedi bugün biraz dedi sinirlendi ya bize dedi. Bunu mutfağa da yansıttı mı yemek yaparken? Ben de dedim ki hiçbir şekilde yansıtmadı. Çok sakin ve neşeliydi. Duygularını güzel kontrol eden bir hanımefendi dedi. İnci Hanım. Teşekkür ederim. Kaçıyor köfte. Kaçıyor, yakalamaya çalışıyoruz. Bence ısırın içli köfteyi. Zaten öyle yenilmez Ayşe Hanımcığım. Nasıl yenir? Abi Urfalı olarak. Yani. Nasıl yenir? O öyle çatalı böyle çıtılır da yenir. Bak buyurun Şengül Hanım nasıl kesebiliyor? Batırdım içine. O da batırdı. Gördüm ben. Batırdı. İşte kesmeyi bilmek gerekiyor Ayşe Hanım. Bıçakla böyle kesilir. Bak kesilmiyor. Düz sürerseniz zaten bakın benimki de kesilmiyor. İçine. Niye biz bugüne kadar hiç içli köfte kesmedik mi? Kesmedik mi yani? Bilmiyorum artık. Allah bizim içli köftemiz de kızartılır. Yani şeye bozacak. Bakın burası şöyle da kesilmiyor. Sen, bakın. Bak kesilmiyor. Yok yani. Yok. Kesemedim. Bir şey de çıkmazsa. Yok hala kesemiyorum. Sakız ben de kesemedim. O kızardığı için dış kabuğunu... Biz kızartıyoruz. Hatta daha da kızartıyoruz. Evet sizin dün köftenizi gördüm. Yani ben. Daha da kızartıyoruz. Ben de elimle deneyeceğim artık. Kesemedim. Bu arada yarısı cevizli. Yok. Yarısı cevizsiz. Onu da söyleyeyim de şimdiden. Neyin yarısı İki ceviz? İki çeşit yaptım yani. Bu cevizsiz kısmı. Biz onu nereden bileceğiz? Şimdi cevizli kime geldi, cevizsiz kime geldi? Ben de ceviz yok. Allah'ın şanslı kulluysanız ama cevizli böyle yersiniz. Ben cevizli yedim. Her konuda şanslıyım. İşli köfte dedi, eş dedi. Hepsinde. Anlat böyle de nazar değilsin. Bana cevizsiz gelmiş ama ben ceviz isterdim. Getirebilirim. Ya dün de senin eşini de gördük aşağıda. Ama şimdi servis masasında. Cevizli de gitti. Ama ince aldı. Olur mu öyle yarısı olur, cevizli? Olur, neden hiç olmadı. Şansa yani kişi yerse. Kocaman mı fark tutsaydım. Karışık yaptım vallahi. Dön, eskiden biraz daha söyleyeyim. Eskiden biz annemlerle köfte yaparken içine bir düğme koyardık. Kime çıkarsa oğlu olacak derdik. Ya biz da kız olacak koyardık derdik. E şimdi bu da cevizli gelenlerin oğlu mu olacak? Ya cevizli olur ya cevizsiz olur. Evet. Yani neden öyle bir şey yaptı? İki şans da ona bir şey, buna bir şey. Muhtemelen ilk başta, arkadaşlar muhtemelen ilk başta cevizini koymayı unuttu. Kaç tane yaptı, evet, sonradan evet. Ötekilere ceviz ekledi, bu şekilde söylüyor. O sizin yorumunuz Ayşe Hanım. Ben kendim ya, biliyorum. Kimisine cevizli, kimisine cevizsiz yapılır mı? Öyle oldu. Büyük bir ihtimalle öyle oldu, eminim ben. Mümkün değil çünkü, niye böyle bir şey yapasınız? Kadir Bey, ben anlatayım mı? Siz yemekler konusunda Ayşe Hanım yorum olarak benimle tartışmayın. Maalesef İnci Hanım cevizi unuttu ama bunu da itiraf edemedi, kıvırttı. Yorum yani yapacağım, siz de dinleyeceksiniz. Ben yorumumu yorum yapacağım. Seve seve dinlerim tabii ki, tamam. Ne demek? O ne demekti şimdi İnci Hanım? Yani siz yemek konusunda benimle tartışmayın derken ne demek istedim? Çünkü Ayşe Hanım'ın damak tadına kesinlikle güvenmiyorum dünkü yaptığı yemeklerden sonra. O zaman eleştirilerini de mantıklı bulmuyorsunuz. Bulmuyorum. Siz dün yorumunuzu yaptınız, ben de sonuna kadar yorumumu yapacağım. Dün yemekleri konusunda beni tatmin edemediği için... Bugün de bakın, yorumlarıyla beni tatmin edemiyor. Onun için ne çiğneyebiliyorum, ne yutabiliyorum. Çok sert, ağzımda lastik gibi. Aynı dünkü sizin köfteniz de. Lastik gibi ve benim... içli köfte yağlı olur. Etleri çok yavan. Buyurun. Bunu kestiğimiz zaman vıcık diye bir yağ akması lazım bundan. Benim yağlarımı böyle görüyor musunuz? Bakın, sünmesi bakın lazım. Hani, bakın, hani. Bakın. Buyurun, hani. Tabağımda yani. Buyurun. Kameraya doğru yapayım hatta. Yani. Herkes görsün. Buyurun. Ben onu özellikle süzerek de aldım ki yağdan. İşte yok. Bakın Kadir Bey'in tabağında da var. Ben anlatacağım. Tadı da yok. Geleceğim. Yani şimdi kıymanın da tadı yok. Tuzu eksik, baharatı eksik. Çok yavan geldi bana. Zaten dışı da kalın, içi de pişmemiş olmuş. Afiyet olsun. Şu, bir açsam üstünü göstereceğim inşallah. Kuvvetim de yetmiyor. Narin bir kadınım ben. Narin değil. Yani o kendine elini, göre yapmış. Güçlü, kuvvetli kendisi. Böyle bir üstten dövecekmiş gibi konuşuyor ama ben narinim. Öyle şeylere gelemem. Niye üstten konuşuyor? Bakın hamur içi. Kendisi konuşurken bir şey yok.
Tamam. Saniye, üstten üstten konuşuyor derken yani boyu biraz uzun diye mi öyle geldi size yoksa? Yok, böyle böyle bakarak. Benim de baş edemediği için öyle söylüyor. Böyle böyle bakarak konuşuyor. Beni konuşturmamaya çalışıyor çünkü benim kendisi... Benim karakterim böyle yani ben sizi şimdi yoktur. Evet, aynen öyle. Ayşe Hanım'a ben katılmıyorum. Herkesin bir yapısı vardır. Bana da öyle diyorlar. Sert konuşuyorsun diyorlar. Olabilir, ona bir şey diyemem. Üstten konuşmuyor da kıcığına gidenlere konuşuyor. Sadece Ayşe Hanım'a konuşuyor. Asla öyle bir karakter yapıya sahip değilim. Her insanın bir karakter güzelliği vardır. Benimki de böyle. Mizaç ve konuşma şekli. Benim böyle, ben üstten konuşmam. Gayet doğal ve dobrayımdır. Ayşe Hanım onu da çekemedi. Asla öyle bir şey yapmıyorum. Yok. Bunu bir tek siz mi hissediyorsunuz? O zaman niye az önce yorumlarınız benim için geçersiz dediniz? Yani. Yorum sen yapacağım. Kimse kimse de yüksek canım. Değil zaten. Hepimiz eşit arkadaşlar. İşli köfte olması gerektiği gibi değil. Peki beğenmediniz Ayşe Hanım. Benim derecem var. İşi köfte dedi mi dereceniz? Her şey derece var. Bakın, maşallah derece birinde zeytinyağlı dolmada, kuru patlıcan biber dolmasında derecem var. Ödüllerimi gösterebilirim plaketlerimle. İkincisinde de yarın getir. İl geneli işli köftede derecem var. Yarın getiremem. Bolu'da. Bolu'da kalır. Resim ama keşke gelin getirseydin. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu işli köfte olması gerektiği gibi olmamış. Çok üzgünüm İnce Hanım. Evet. Yani hakikaten olmamış. Şöyle ki olmamış. Bir defa içi bir kıymasında birçok şey lezzeti eksik. Evet. Maydanoz konabilirdi, konmamış. Buna biz altını kapattıktan sonra maydanoz koruz sonra. Sonra salçası yok. Bir biber salçası konabilir ya da domates her neyse. Ondan sonra ceviz. Zaten hani ceviz isteğe bağlı bazı yörelerde ben var, bazı yörelerde yok ama biz sizin yörenizde var. Evet. Var yani sizin yörenizde. O değişir. Bizim yöremizde var diye mesela biz öyle yapmıyoruz ama konulur. Ama lezzeti, o zaman hiçbirine koymasaydınız. Gayet güzel. Ha yok. Lezzeti. Yok gayet lezzetli. İnce Hanım bak olmuşa ben Sezar'ın hakkı Sezar'a dün de aynı şeyi dedim. Olmuş olmamış. Bu işli köfte olmamış. Evet. Eti de dışı da yani tamam ben sert. Tamam ince açılmış okey. Evet. Tamam burada hep fikiriz. Ama öyle ince açılıp böyle hani çeke çeke pestil gibi olmaz. O kızardığı için öyle oluyor. Yok kızardığı yok. Kızardığı için sırlık olması bakın, lazım. Ben Sivas usulüyle size işin köfte yapmış olsaydım. Ay kızaran da öyle kızartmadan. Olmaz. Bizim seninkini kabul etmedin sonra, kızarmayı. Sonra evet. Aşkım. Dün ben artı içi bir tık tuzlu olmuş. İçinde tuz, bir tık tuz oranı var. Ayşe Hanım hiç çok tüysüz var diyordunuz. Tadı tuzu yok dedim. Lezzetsiz. Tadı tuzu lezzetli. Yemek genel olarak lezzetsiz. Tadı tuzu. Evet lezzetsiz ya, dedim. İnce Hanımcığım gerçek söylüyorum yani buna inanın ki ben dedim ya olmuş olmamış. Ama bu işli köfte bence bildiğime göre çevremde yediğime göre olmamış. Çünkü ben Antepli dostlarımdan da yedim. Tamam afiyet olsun. Olmamış. Ben afiyet biliyorum olsun. Bu işi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şengül Hanım siz nasıl buldunuz? Ben de biraz sert buldum. Benimkinin cevizi yoktu. Unutulmuş. Unutulmadı. Salçası yok dediği gibi. Salçalı. Unutulmuş. Kabul edin şimdi bunu. Allah İzleyeceğiz yok, yani. İçinde unutulmuş. Dışı kızarık da içinde yok. Niye kabul etmiyorsunuz İnce Hanım? Niye koymuyorsun cevizini mesela? Ben sadece mesela. Dışına yok. İnce Hanım. Öyle yapmayız. Unutulduğunu niye kabul etmiyor? Ama yani bildiklerimiz, yani. Baktıklarımız öyle. Bence de unutulmuş. İzledik de. Evet. Baktık ya da bakın, yani. Bakın siz diyebiliriz. Ona bakarsanız Borani de Ayşe Hanım'ın yaptığı gibi. Ben de farklı gördüm. Ayşe Hanım hani öyle yapmadın diye mi söyleseydim? Söyleyecektim. Söylediniz. Tamam herkesin... Doğada dedik. Tatsız tuzsuzluğun evet. Tamam, yüzündeydi. O tatsız tuzsuzluğu ayrı. Yapılış yani, şekli... Yani saklayalım mı şimdi? Hepimiz yarışmacıyız o kadar. Siz da yani şimdi ne yapacaksınız? Siz yani şimdi mesela Şengül Hanım yemek yapacaksınız da diyelim ki Artvin'e ait bir yemek yapacaksınız veya Sivas'a ait bir yemek yapacaksınız. Oranın yaptığı gibi dört dörtlük aynı bizimki gibi yapacak mısınız? Tamam da benzetirsin en azından. Ben de... Cevizse ceviz. Bunu benzememiş diyorsanız... Benzemiş, tamam köfteye benzemiş. Şekli benzemiş. Eksikli, şekiller benzemiş. Mesela içinin baharatı, cevizi. Yok. Biz onu baharatını diyorum. Bu kadar koyuyoruz. Sen dedin ya dünden Ayşe Hanım'a kurumuş da kurumuş. Dedi ki kızarttım evet, kabul evet. Etmedin, kızarttım kabul etmedin. Seninki de kuru olmuş, kesilmiyor mesela. Evet. Onu kesinlikle. Diyorum ben evet, yani. Kesinlikle. Hani o da yarışmacı, sen de ya. Biz de hepimiz de aynı. O minik misket köfteydi, bu içli köfte. Ve suyun tamam. İçindeydi. O da kızartılıyormuş üstüne tamam. Yani. O dışları hemen hemen aynı. Çorbanın suyunun içindeydi o da. Şimdi benim köftem gayet yerindeydi. Olması gerektiği gibiydi. Suyun içindeydi. O yüzden olabilir. Yorum yaparken bekliyor vesaire. Ama bu şekilde. Servisiniz de yanlış. Onu da söylemek istiyorum. Ana tabaklarımızı götürdünüz, büyük tabakları. Şimdi suplanız olmadığı için altta... geniş servis tabağının olması gerekiyordu. Ara yemek böyle getirilmez. İkincisi de her birimize bir tane koydunuz. Başka ara yemeğiniz yok. Ara sıcağınız olmadığı için iki tane içli köfte beklerdim.
İşte bir tane böyle sallanıyor. Taşan, zaten böyle gelebilir, tabakta da gelebilir. Hayır, ondan değil. Hayır, onu tanecik içli köfte. Evet. Yani süreyi arttırmanız gayet normal. Ya yanına bir şey daha koysaydınız. Yok, istiyorsanız bir tane daha getiririz, merak etmeyin. Ya yanına bir şey, o zaman iki tane koysaydınız. Bu arada Güngör Hanımcığım. Onun iki tane var. Ben önüme gelene bakarım. O zaman iki tane koysaydınız. Ama onu ben içine açıp bakamam kendisi. O zaman yapmışım ya. İki tane koysaydınız. İki tane koysaydınız. Sadece cevizli mi geldi? Altında suplu olması gerekiyor sade diyorsunuz ya. Hayır. Servis tabağının burada olması gerekiyor. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ayşe Hanım'la İnce Hanım'ı yorumlayın, öyle konuşalım. Buyurun. Servis tabağının burada olması gerekiyor dediniz ya. Evet. Siz dün peçeteyi unutmuşsunuz. Masanız düzeni sıfırdı. Bana sizin hiç. Sizin masanızın. Benimkinden hiçbir farkı yok eminim. Olması gerekiyor demeyin yani. Hiçbir. Benim masam var. Hiç ahkam kesmeyin. Benim masamdan hiçbir farkı yok. Hem masa konusunda benimle asla masamdan hiçbir farkı yok. Hiç kusura ben bakmayın. Ben iki çeşit vallahi ara sıcak yaptım. Siz tek çeşit yaptınız. Yaptığınızda ne oldu yani? Allah İnsan Allah yanına ya hani bir yoğurt en azından süzme yoğurt koysaydı da ağzımız ferahlasaydı. Bir yumuşatsaydı. Siz az önce su içtim. Boğazıma takıldı. Bugün de siz çok konuşuyorsunuz. Bize fırsat gelmiyor. Göz patlıcan çorbasındaki dereotunun freşliğini anlamadınız. Onu mu anlayacaktınız? Freşliğini. Evet, evet. Dereotunu hiç görmedim ben. Çünkü ilk defa sizde yedim. Hayır, çok diyor, teşekkür dediniz, ederim. Görmediniz demiyorum. Evet, evet. Dediniz ya çorbanın içinde dereotunu diye koydun. Evet. Ya dökseydin de olması ya gereken. Ben de sizin ağzınızda dereot olması gereken diye bir şeydi bakın zaten. Ben tamam, size beni bir dinleyin. Buyurun. Size freşlik versin diye döktüğümü anlamadınız da diyorum. Onu mu evet anlayacaktınız Ayşe Hanım? Ben gayet anlıyorum. Yorumumu peki yaptım. Teşekkür afiyet ederim. Elinize sağlık. Afiyet bana şekerim. Nazlı Hanım heyecanla bekliyor efendim. Buyurun Nazlı Hanım. Evet. Ben konuşamadım. Çok özür dilerim. Bekledin. Hadi hadi dedi. İçli köftede beklediğim performansı bulamadım. Neden? Bir kere hepimizinkinin aynı olması lazımdı. Cevizli ise cevizli, cevizsiz ise cevizsiz. Herkesin cevizsiz bu arada. Evet. Benimki cevizsiz. Ayşe Hanım'ki cevizli. Kadir Bey. Herkesin gidince cevizsiz. Şey cevizli benimki. Ya Kadir Bey. Bak ceviz geldi. Torpil mi geçtiniz? Benim ben cevizi seviyorum. Biliyorum. Bu arada ben de cevizli ben isterim. Ben de cevizli öyle isterim. Ceviz sevmem. Sevmez misin? Ben ama öyle yaparım. Sevmedim bir şey ceviz. Ben ama o zaman bize mı demesi yok lazımdı ki değil mi? Benim ara sıcağım böyle böyle. Cevizli mi istersiniz peki, cevizsiz mi? Peki siz hanımefendinin unuttuğunu mu düşünüyorsunuz yoksa ciddi anlamda? Unuttuğunu. Unuttuğunu mu düşünüyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Unuttuğunu düşünüyorum. Maalesef İnce Hanım cevizi unuttu ama bunu da itiraf edemedi. Cevizi unuttum, söylemedim, söylemek de istemedim. Peki beğendiniz mi? Beğenmedim çünkü yağı da çok eksik. Afiyet, afiyet olsun. Ana yemeğimiz geliyor efendim. Ana yemeği bekleyelim. Hiç kimse içli köfteyi beğenmedi. Halbuki ara sıcak meşakkatli dedik. Uğraştırıcı dediniz. Koyması gerekiyordu sayalım ama ki unuttu içli köfteyi. Sonradan cevizli yaptı. Sunumunu nasıl yapmalıydı? Şimdi bilmiyorum diyor ya hani hangisi cevizli hangisi cevizsiz. Ayşe böyle bir durumda nasıl kurtarırdın işi? Doğrusu neyse onu söylerdin. Ne diyeyim şimdi? Unuttum mu derdin? Hayır karışık koyardım. Unuttum derdim yani unuttuysam. Şimdi ben dün tuza dedim, tuzsuz dedim. Doğruculuktan yana koymamışım dedim. Eğer unutmuş olsaydı şu an unuttum demez miydi size? Yok demiyor, kabul etmiyor. Bana dün kendisi çünkü Kadir Bey neden biliyor musunuz? Söylemden söyleme fark vardır. Hangi? Seni seviyorum demek var ama bir de seni seviyorum. Hah aynen siz böyle söylüyorsunuz işte. Etkiye tepki veriyorum Ayşe Hanımcığım. İkinci söylediğiniz galiba bir tek Ayşe Hanım'a karşı böyle gel gel düşsün. Heyecan yapmayın. Galiba bir tek Ayşe Hanım'a karşı yani size karşı böyle bir ya sizden ona karşı bir tepki var. Kadir Bey ben size söyleyeyim mi nasıl yapardım ben? Etkiye tepki veriyorum çünkü Ayşe Hanım'ın masadaki arkadaşları da kışkırttığını düşünüyorum. Sana karşı. Evet. Çünkü sürekli kendi yemeğini yedikten sonra onun için de Ayşe Hanım'la pek diyaloğa girmek istemiyorum. Hanımefendi neden hanımları sana karşı kışkırsın? Sana karşı neden böyle bir kin beslesin ya da ne bileyim ayağını kaydırmaya çalışsın? Neden düşük puan versinler ki kendine? Ama hepimiz ben tam ufalardan geldim. Hanımefendileri de burada gördüm. Ne demek dolduruyor? Güngör Hanım'a dedi. Ama Güngör Hanımcığım değil mi patlıcan tadı alıyor musunuz? Güngör Hanım'ın aklı var kendisi söyleyebilir. Tamam o da söyledi zaten. Hayır belki söyledi. Kadın var diyecek. Ne siz yönlendirdiniz? Yok ben yönlendirmiyorum. Yoksa benim bir hırsı mı bu? Olabilir. Hırslanmıştır ya da kıskanıyordur beni. Ayşe Hanım evet bugün kemerimden dünün intikamını aldığını zannediyor ama zaten kurularak geldiğini biliyordum. Yani ben hepsinin bana tavırda geleceğini biliyorum. Dünün intikamını almıyorum. Daha önceki yemekleri değerlendirirken ki röportajımda da söyledim. İçli köfte zordur. Beef Wellington yapmak zordur. Hakkı neyse onu da ona göre değerlendireceğim. Yani. Ayşe Hanım şu anda kışkırtıcı konumundasın. Eyvah eyvah. Ne yapacağım? Korktum. Yemek arasında korktum şey. Korktum. Bu arada şöyle ana yemeğimi getireyim. Gözünüz bir görsel şölen görsün. Yanmış. Yanmış dedim. Evet yanmış. Yanık değil. Kızarmış. Şimdi biz bu haru nar gibi kızarmış. Yanmış. Şöyle. Biz bu haru yiyeceğiz. Nar görmesek inanacağız. Oğlum niye getirmeyeyim ya? Buyurun. Nar görmesek inanacağız. Hanımefendi kendine ve yemeğine güvenmiyor. Helal olsun sana. Ellerine sağlık. Evet. Afiyet olsun.
Helal olmuş dediniz de kadın direkt Şengül abla. Ha yapmış. Evet yapmış Kadir Bey almadı. Yalan mı söyleyin? Yanlış mı? Ayşe dedi ki niye korkuyor sessiz konuşuyor? Korkuyor mu? Her şeyde dereceğim var. Hadi ben şimdi konuşmayayım. Bunda da mı dereceğim? Ben konuşmayayım şimdi. Yok mu? Hayır ben konuşmayayım. Şimdi ben arkadaşları gaza getiriyorum. Evet sen şimdi dur. Yemek yerince konuş. Bakalım onlar konuşsun. Ondan sonra ben konuşayım. Bakalım ne diyeceğim. Niye korktu mu? Yanmış yandı dedi. Korkmam ne korkacağım o benden korksun. Şu güzelim Biff Billington'ı görür görmez laf ettiler. İstedikleri kadar istediler. Kıskanıyor artık. Şu saatten sonra eminim. Şurası yanık mı? Hayır, yanık değil orası. Fazla kızardı biraz. Zaten onun kızarmışı makbuldür. İnci Hanımcığım bugün işiniz zor. Hiçbir şey beğenmiyorlar. Sürekli hata arıyorlar. Ben herkese yeterim, herkese. Biraz sinirleniyorsunuz sanki. Yok, gayet sakinim biliyor musunuz? Neden? Az önce emin oldum dedim ya. Asla hiçbir rakibim olamaz. Ayşe Hanım'ın zaten damak tadı sıfır. Ve önüne gelen her yemeğe bir eleştiri yapıyor. Ana yemeğinizin üzerinin yanık olması sizce güzel menünüzün önüne geçer mi? Yanık değil ki o ya. Öyleyse yanık tadı gelirdi. Sadece fırındaki şey yandı. Gazi altındaki fırın kağıdım yandı o kadar. Bence o tadı da almayacaklar göreceksiniz. O hatta ona lezzet bile katacak. Şu yemeği masada benden başka daha farklı, daha güzel veya çeşitli bir şekilde yapacak olan kimse yok. Sevgili abla niye öyle bir bakış yaptın? Ama kanını görünce. Kadir Bey. İçimden kan çıktı. Blö. Kadir Bey bunun sosu ben nerede? Ben çiğneti geçsin. Hani biz bunu sosla yeriz ya. Altı yanmış. Sos derken içine mantarlı bir sos. Hayır üstüne böyle akıtma bir sos yapıyoruz ya unla böyle. Unla. Beşamel sosu. Gülgör Hanım değil. Siz konuşun ben konuşmayayım şimdi ilk dolduruşa geliyor gibi olmayayım Kadir. Yok ya beni kimse doldur ama bana Kadir bu hakikaten bana bunu ziyan etmese yarısını verse olur mu? Ben bunu zaten yemeyeceğim. Evet. Pişirecek Kadir. Şey Kadir Bey ben bunu yiyemem ya yarısını alsam olur mu? Yazık ziyan olmaz. Ucundan al sadece. Yani neresinden yiyebilirseniz. Canım da gelsin öyle hem bir tadalım hem de yorumumuzu yapalım. Buyurun. Evet hanımlar möğlüyor diyorlar ama. Ne yapıyor? Möğlüyormuş. Nasıl yani? Bilmiyorum Ayşe Hanım sesler duydu galiba. Ayşe Hanım möğlüyor dediniz ya. Evet. Yani çiğ pişmemiş bu. Ha az önce. Bir siz de tadın öyle konuşalım. Yok. Ondan siz de tadın. Tatmayla demiyorum. Yanık burada zaten. Şöyle evet, göstereyim. Evet altları yanmış. Yanık. Yani yanmış altları. Benim o zaman devam edelim. Tadına baksın öyle konuşalım. Kendin kılayım dur millet yapmasın. Bu benim ilk defa denediğim bir yemek bu arada. Canım ya belli oluyor. Onu anladık. Belli oluyor. Çok güzel olmuş. Çok özür diliyorum. Ne oldu? Ben bu eti yutamayacağım. Benim hayat çiğnedim. Bakacak mısınız? Sert mi? Gerçekten çok özür dilerim. Her insan orta pişmiş sevmiyor. Orta değil bu ama. Ortasız. Yok. Hatta... dediniz bile ortadan değil. Da daha az pişmiş evet, olması ama gerekiyor bu blö dediniz. Denir blö. Yani çiğe yakın bakın. Evet hangi eti hangi? Suyu akar ama kırmızı akmaz. Gayet ben lezzetli olmuş. Bonfileyi çok akar. Yaparım evde. Kırmızı çok bonfileyi lezzetli. Bonfileyi ben evde çok yaparım. Yok ev, o eviniz burası çok bu yaparım ama bu şekilde suyu akar ama kırmızı değil. Arkadaşlarım için vizyonsuz diyemem. Ayşe Hanım da orta pişmişten daha az pişmiş olması gerekiyor diyor. Masada da bu sefer diyor ki bu çiğ ne bekliyorsun? Bence İnci Hanım normalde öyle yemiyor. Zaten bu yüzden söyledim Biff Wellington'ı yapmak zordur diye. Çünkü uzun bir aşama isteyen bir yemek. Kendisi bu yüzden de tutturamadı. Çünkü güzel mühürlenmemiş ondan kaynaklı. Şey akıyor kan akıyor bak şuralardan kan çıkıyor. Evet. Zaten kırmızı kan çıkması gerekiyor. He. Evet. Şimdi buna bir de... Az pişmiş etten ne çıkar? Kırmızı arada kan ıspanak çıkar. Böyle yeşil olması gerekiyordu. Hayır ne ıspanak? Evet. Ispanak konur. Mantar ıspanak değil ya. Mantar. Hayır mantar. Ispanak da olur. Ispanak mantar da olur. Mantar ne mantarı kullandınız? Koyuyorlar koyuyorlar. Ya bunda normalde yabani mantar ya istiridye ya kestane mantarı gibi mantar kullanılır. Ceviz de koyuyorlar. Şeyinkinde Arnavut'unkinde var. Mantar ve ceviz var sarılı. Füme et var. Kuru et var dışında sarılı. Milföy hamuruna şimdi sarılmış. Mantarını da ayrı olmuş. Yedim. Tam onu söyleyecektim. Mantarını da ayrı yedim. Şimdi niye? Herkes tadına baksın da tek tek yorum yapalım. Araya tamam. Kaynamasın. Nazlı Hanım'dan başlayalım. Buyurun Nazlı Hanım. Milföy hamuru çok tuzlu olmuş. Milföy hamuru mu? Hazır ama. Evet. Kendi yapmadık. O hamur hazır ya. Hazır evet milföy ama sonuçta. Milföye tuz atmıyorum ya ne alaka ya? Ama belki bu içindeki sosundan kaynaklıdır etinden.
sardığınız etinden, etler, mantardan. O etler et, zaten ette tuz olmaz, et hazır et. Sosu ama tuzlu, çok tuzlu et, gerçekten. Et vurmuş. Şeyden geçmişse onu bilemem ama mülfe hazır bana, bir mülfe. Bana tuzlu geldi. Bir de etiniz gerçekten pişmemiş. Tamam Nazlı Hanım, o fazla zaten orta pişmiş olanları herkes şey et sevmez. Ama siz gerçekten eğer yiyebiliyorsanız ben bir şey ben demiyorum. Ben yedim, vallahi yedim. Gayet de lezzetli buldum. Zaten kanı akar bunun ya. Nazlı orta Hanım, pişmiş etin kanı akar. Orta pişmiş mi, az pişmiş mi? Şimdi şöyle bir şey, ben bunu daha önce yemedim. Ama yemek yapan bir insan olarak yani şu manzarayı gördüğümde ben yemek yiyemem yani, kan çıkıyor. İşte siz sevmediğiniz için. Ne alakası var, olması hastası, gerekeni de araştırdık onun ama. Onun meraklısı hastası olan tamam, insanlar evet, var. Ama bu şekilde değil. Özellikle çiğe yakın. Çıkmasını istiyorlar i̇şte, oradan. Çiğe yakın ama bakın. Çiğe yakın olmuyor. Çiğe yakın az bu et. Az orta pişmişte de bu çıkar. Ben de pembe yerim, çok da severim. Ama çünkü bu, pembe. Hayır bu... Çiğe yakın, blö denir buna. Yani. Çiğe yakın. Bunun hepsini zaten aynı şey, yani. Nedir o? Nazlı Hanım az pişmiş seviyor diye az pişinemem. Tabii ki yapamazsın. Yok, tabii benim ki. Bu orta tabii pişmiş. Evet, yapamazsınız. Nazlı Hanım beğenmedi. Bu orta değil Allah aşkına. Siz internetten bir açın bakın orta pişmiş etin görüntüsüne. Bir de bu görüntüye bakın. Aha yanınızda benim kazakta. Bu az pişmiş mi yani yoksa çiğ? Bu az az, ya blö denir, çiğe yakın. Anladım, blö evet. Denir de az pişmiş mi, çok pişmiş mi, çiğ mi? Çiğe yakın. Çiğe yakın olsa o kırmızı diyor, olması lazım. Kırmızı zaten Allah aşkına, bir bakın önünüze. Orta etin Ayşe salatamız siz... nerede? Tamam yemek. Salatamızı unuttu. Özür dilerim, özür dilerim. Eksik menü evet, oldu Kadir getiriyorum. Bey. Getiriyorum. Ben... Şengül Hanım hatırlattı şimdi. Ama bitti, yorumlarımızı ama yorum yaptık. Bitti. Yorum yaptık ki hiç yorum yapmasaydık olurdu ama yorum yaptık biz. Ben şöyle izah edeyim, ben söyleyeyim mi? Birçok özür dilerim. Ana yemek masada henüz daha masadan kalkmadı ana yemek de. Niye unuttunuz İlce Hanım? Vallahi unuttum. Birden yemekle alakalı sorular gelince. Şengül Hanım niye hatırlatıyorsunuz? Buyurun. Bu iyiliği mi siz gördünüz? Yani biliyor muydunuz gelmediğini? Söylemedik. Bu iyiliğimi de unutmadım. Yok hiç de hatırlamadınız. Nazlı Hanım buyurun. Dövüşmekten. Teşekkür ederiz. Hemen tepsi bırakın Ayşe Hanım açıklamasına devam ediyor çünkü. Nazlı Hanım'ın yorumu bitti ben. Bitti bitti. Nazlı Hanım'ın yorumu bitti. Şimdi Nazlı Hanım'ın hamura tuzlu demesinin nedeni bu mantar sosu var ya. O çok tuzlu. Onu özellikle yoğurt ayrı yedim. Kuru etinde bir yok. Katkısı olabilir mi? Yazmıyordu. Yoğurt değil salatasına. Ya kuru et o zaman... En son yorum yapalım. Yok sosu ayrıca yedim. Bu sosu tek başına yedim. Tuzlu. O yüzden de tüm o dışına çok fazla tuz gelmiş. Onun aksine et de tatsız. Zaten pişmemiş diye tüm arkadaşlar da söyledi. Yanık. Yanık, dışı da yanık, Ayşe Hanım, içi de yanık. Kaç gündür de, bugün de ikinci gün söylüyorum, yemekten asla anlamıyorsunuz. Şimdi yanıktan mı anlamıyorum? Bunun yemekten anlamıyorsam bakın, gözüm kör değil yani. Çünkü gözü çok kullanmıyorum. Tuzlu diyorsunuz ya, evet. Şey söylüyorsunuz, tuzuna bir şey demiyorum. Bunda çok tuz var, buna ben hiç tuz atmadım. Bakın var işte, yani var. Nereden geçmişse bilemem. Ha. Tek başına yedim, tamam. Tuzlu. Nazlı Hanım da tuzlu salata olduğunu söyledi, diğer mı? Arkadaşlar da konuşacak. Şey, yarmalı salata mı bu, ne içinde yarma var? Kış salatası o. Kış şimdi salatası. Kış salatası dediniz. Ama şu yarmalı soğuk çorba olmaz mı bu? Salatasını görmedim yani. Hiç kış salatası diye böyle ben bir şey kuyumadım. Görmedim ben. Ben de görmedim. Muhtemelen ben inci salatası susuz. Bu. Ben de size dedim hayır, daha önce görmedim. Bu inci salatası. Zaten. O zaman inci salatası deseydiniz. Hayır, kış salatası. Şey o salata var her yerde de. Ya kış, yoğurt kış her sebzesi insan bilmediği mi? İçin Ayşe Hanım. Ay yoğurt, şey bakın yoğurt mezeye girer. Sizden fazlasını beklemiyorum. Yoğurt mezeye girer. Ama sen de her şeyi ben biliyorum diyorsun ama yoğurtlu deseydin o zaman yoğurt yazsaydın. Evet. Ya kış niye salatası dediğimiz kış zaman... Kış salatasında bu var mezesinde ya. Hayır kış. Sen salata yaparken yanında sosunda yazıyor musun? Yazıyor tabii yazmıyor mu? Olur mu? Nerede ya, yazıyorsun ya? Soruyorlar zaten. Salatada salata. Zaten sos vardır. Sosu ayrı yazıp veriyor musun sen? Göreceğim sizin gününüzde de. Bakayım sos yoksa başınızın etini yiyeceğim Şengül Hanım. Nazlı zaten Hanım. Yiyor sen. Olsa da yiyor olmasa da yani söylemez Nazlı niye Hanım, diyor. Kış salatası. Yarmalı salata deseydi. Ay İnci Hanım özür dilerim. Kış salatası dediğiniz zaman benim aklıma kış sebzeleri gelir. Ferah olmuş, güzel olmuş. Ha, kış sebzeleri etim gelir. Bunun içinde rokadan bir de maydanozdan başka hiçbir şey yok. Sizinkinde pancar var, Kadir Bey'de de pancar var ama benimkinde yok. Bakın İçinde pancarım yok. Olarak bende de bir tane var. Roka ile maydanoz mu var? Roka var, maydanoz var. Bende ben başka bir şeyin tadını alamadım. İspanak. Pancar da girmemiş zaten, eşit olmamış. Ben size dedim ben Kadir alamadım. Bey gördünüz mü? Bende hiç yok bak pancar. Gördün peki mi? Beğendin mi Ayşe? Pancar değil, ıspanak. Çok özür dilerim. Ayşe beğendim. Pancar da var ya. Ha, kırmızı pancar. Şengül abla, hem yemeğin hem salatanın yorumunu alayım senden, buyur. Ben yemeğinden hoşuma gitmedi de salatasını beğendim Ferah. Güzel olmuş. Beğendin mi? Yoğurdunca laf ettin ama beğendim. Ama yok, yoğurtlu diye yazdım yani, yoğurduna laf etmedim. Hani salata diyor ki salatası. Yok, onun sosu, buna ayrı zeytinyağı falan. Ama beğendim, hoşuma gitti salatası. Afiyet güzel. Olsun. Çok güzel. Ya pancar da çıktı. Güngör ablacığım, senden yorum alabilir miyim? Şimdi mi? Ben şöyle, bu şeyin, bifin, pastırmalarını beğendim. Çok eziyetli yani yapmışım. Ama pastırması etin, hazır çünkü pastırmalarını kendisi yapmadı. Beğendim. Severim. Bir de
dışını yedim. Az yiyorum çünkü biliyorsunuz ki. Fakat şurayı tam bir kestim, yiyecektim. İnci Hanım ellerinize sağlık. Hakikaten zor, uğraştırıcı. 3-4 aşamalı, kabul ediyorum hepsini. Ama ağzıma kan tadı geldi. Şimdi o kadar baksana, bak, biraz çok baksana, çiğ kaldığı Allah. İçin belki bu orta kısma geldiği için kan tadı geldi ağzıma artık bu kadar. Ve burayı zaten yiyemezdim. Yemedim zor bir yarışma. Kolay zaten, bir şey değil zaten. Ama bakın. Bu, ben de diyorum ki o kanlı olur. Kanlı olur da kan tadı gelmez. Kanlı olur. Böyle pembe olur. Tamam. Kanlı olur. Hayır. Kabul kan da akar akar. Şimdi sen bu etin bu etten kan tadı gelmesini sevmedin. Hayır hiç. Bu şekilde de olmaz diyorsun. Olmaz. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Salatayı nasıl buldun? Salatayı beğeniyorum. Yiyorum zaten. Peki. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık İnci Hanımcığım. Ama maalesef ki ana yemek beğenilmedi. Pişme derecesi hanımefendilere uymamış. Ama salatanı beğendiler. Bu arada bu salata bir diyetisyen salatasıymış. Ondan öğrenmiş. Güzel ama. Sarımsak var. Yoğurt var. Portakal suyu var. Limon var. Ondan sonra peynir var içinde. Yarma haşlandı. İçinde pazı var. Güzel yemek gibi zaten güzel olmuş. Siz maydanoz ve sadece roka dediniz ama. Dün ama rokası çok dün yoğun oldu. Pazı da var içinde. Yani o malzemeler bak, biraz daha gördünüz, fazla olsaydı. Gördünüz Kadir Bey hiç kimse bilemedi evet. İçinde İnci Hanım mutfakta dedi var. Ki Kadir Bey dedi. Nane var, yeşil nane. Pazı var. Pazı yeşil nane söylemediniz var. Ama. İnci Hanım mutfakta dedi ki pazıyı sandım. Kimse anlamayacak dedi içinde. Ispanak sandım. Pazıyı ıspanak. O da öyle söyledi. Ispanak sanarlar bunu. Çünkü pazıyı Kadir Bey. Yok pazıyı biz çok yeriz ama çiğ hiç yemediğimiz için doğru söylüyor. Çiğ pazı yemediğimiz için tadını bilmiyoruz. Evet. Yarma yok mu? Ya pazıyı gördük. Çok ne dedi şu abla? Bizde yerli ot çöp yok mu yani salata bize pazarlıcıya satmıyor mu? Onu soralım babanıza. Bir de ona İnci Hanım'a sorun. İnci Hanım biz alamıyor pazara gidemiyoruz mu? Ne aşkın? Onunla bilemezler salatanın içindekilerini demişsin yani bize pazarcılar vermiyor mu? Bak. Kadir Bey yorum zaten. Yaparken farklı algılıyorsun, bana farklı soru soruyorsun. Yo ben sordum Kadir Bey'e de anlasın. Ben sana bunu bilmez, mi? Algılamaz diye bir şey demedim. Onlar içindekilerini bilemiyor. Gülgör abla dedi ki ıspanak tadı alıyor. Ben dedim ki İnci Hanım dedi ki zaten dedi paz olduğunu anlamazlar, ıspanak evet. Sanar onlar dedi. Evet, evet. Ispanak içerisinde paz olduğunu anladınız mı? Ta anlamadık çünkü çiğ yemedik. Ha, bu çiğ yemedik pazıyı. Babında değil. Mesela onları tek tek saydınız ya, ona farkına varamadı damak tadınız. Ben çeşitlerini saymadım, yoğurdunu sordum sadece ben sana. Yarmasını sordum. Sen pazlıyı anladın mı? Anlamadım. O da onu diyor işte. Onlar i̇şte çünkü anlamadılar. Diyor. Ama çünkü Bungur Hanım söyledi ama. Ben ilk defa yedim çünkü pazıyı hiç yemedim. Pişirip yiyoruz ben pazıyı. Ben pazının salataya yani. Koyulduğunu hiç duymamıştım. Hayır, niye çiğ ıspanağı koyuyorlar da pazı niye koyulmasın? Şeyi sert yok. Ya orta kısmı. Sert. Onu bilmiyorum artık ama rahatsız etmedi. Midemi rahatsız etseydi herhalde derdim. Ben yemedim. Vallahi Güngör abla bir kaseyi bitirdi. Ben de bitirdim. Biraz daha getirebilirim Güngör Hanım. Yok sağ ol. Beğendiniz mi? Hı-hı. O zaman denerseniz arada bunu böyle bir. Denerim. Ferah çünkü ferah. Ben et yiyemiyorum ya zaten. Evet. Ota devam edeceğim. Ota devam. Afiyet, bal, şeker olsun. Şimdi tatlı olarak kabak tatlısı gelecek. Dünün üstüne iyi oldu. Az yemiştik bir de bugün evet. Yiyelim bakalım. Bakalım bakalım. Ama bugün gerçek has bir kabak yiyeceğiz. Altında muhallebi falan yok. Ak kabak yiyeceğiz efendim. Ak kabak. Ama ak bakacağız. Kabak sevmiyorum dedi. Yemedi benim tatlıyı. Bugün bize sevmediği ama bir tatlı yapıyor. Ama dün kabak sevmiyorum demedi ya. Altındakileri sevmedi bu şuna. Bisküvidini sevmedim dedi. Yani sanki ben kabak sevmiyorum diye tereyağı koysaydım dedi. Kabak sevmiyorum diye biri söyledi. Ben tereyağı dedi. Ben çok severim dedim. Ben de severim. Zaten o 3 tatlı evet. Yiyorum. Ekranda bir de altında kaldı. Masada hiç ben kabaktan hoşlanmıyorum diyen olmadı. Ben kabak sevmiyorum, yemiyorum diye bir şey duydum. Onu bilemem. Evet, ben duymadım. Siz duydunuz mu? Çok güzel yaparım dedim. Ben de duydum. Çok severim dedim. Ben kabak sevmiyorum dedim. Ben kabak sevmiyorum da bir de altındakine tereyağıyla cevizle katsaydın dedi. Ben duymadım. Yok yok dedi dedi. Altındakini kabak sevmediğim için yemiyorum dedi. Tereyağıyla cevizle katsaydın. Evet. Şimdi tereyağını duydum bisküviyle evet. Karıştırsaydın. İşte öyle dedi. Onu ben de duydum. Ama şeyim asla ben kabağı duymadım. Kremasını sevmedim dedi. Altında onu ben söyledim. Kremasını evet. Sevmedim. Keskin geldi bana dedi. Bana keskin geldi dedim. Gelince sorarız ama kabak şimdi menüsünü biliyor sonuçta. Ya ben de dedim onu. Yarışmacısına kabak sevmiyor. Kabak koyun kabak pişiriyor. Çünkü kolay 10 dakikada pişiyor onun için. Zaten Güngör Hanım dedi ya kabağı dedi konuşmamıza gerek yok. Evet. Yerinden geliyorum kesinlikle. Kabak nasıl 10 dakikada pişiyor ya? Evet. Ama onun aşamaları var, bekletilmesi gerekiyor. Akşamdan koyarız şekere. Ya da 4 saat kalması şimdi o lezzetlisi olan ay, ama hızlandırılmış şekilde de yapılıyor. Normalde bu saatlere uyacak. Kıvamının uymasını istiyorsanız ya akşamdan şekere yatıracaksınız ya da 4 saat onu en az. Onu seçmeyecekler ya da. Ama yani burada şimdi tabii ki risk almış. Şekere yatırmazsak en az 4 saat mi kaynatacağız kabağı? Yok be. Değil. 4 saat ne oluyor? Yatırmayı diyor. Yani eğer zamanımız varsa o güzel kıvamı vermesi için, şekerlenmesi için hani böyle süzülmesi için normalde evde yaptığımızda öyle olur. Ama burada tercih ettiği için tabii ki beklemeden yaptığı için o kıvamı sağladıysa
Çok güzel bir şey. O zaman yine de bir riskli bir tatlı diyorsunuz. Evet, riskli. Bence değil. Abi en basit ya. Bir şey. Hayır, basit bir şey canım. Şimdi siz sadece şekerli söylüyorsunuz. Nazlı Hanım, siz sadece şekerli söylüyorsunuz. Benim üstüne biraz su eklersiniz, altına da haraç bakın, şu an aynı şeyden bahsediyoruz. Ama lezzeti verebildiği sebep gitmeden. Nazlı Hanım, şimdi bakın, pratiği, en pratiği ne biliyor musunuz? Öyle uzun vadeliye gitme. Soydun, soyulmuş kabağın var. O kadarını var. Biliyorum Güngör Hanım. Ben siz demek de, istediğimi anlamadınız. Bak şimdi dinle, ara ara koyuyorum ya şekerleri. Ara ara koyduktan sonra derecesi baktım var. Ki misafir acil gelecek bana. Acil lazım. Bir yarım saat falan beklettiğin zaman onu yavaş yavaş suyunu veriyor zaten. Çok kısık ateşte. Yavaş yavaş yarım saatte ilik gibi olur. Hadi bakalım gelsin kabağımız, lezzetine bakalım. Ondan sonra da kapalı puanlamaya gideceğiz. Ben söyleyebilirim Kadir Bey. Buyurun Güngör Hanımcığım. Eline sağlık, güzel olmuş. Boğazda da kalmıyor, ona dikkat ederim. Bazısı burada böyle yumruk gibi durur, suyla içersin. Gayet güzel, şekeri de güzel, tadı da güzel. Beğendim ben. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Nazlı Hanım beğendiniz mi? Evet, ben zaten kabak tatlısını çok severim. Kabak tatlınız çok güzel olmuş. Gerçekten elinize sağlık, kıvamı, sunumu. Keşke tayını bu kadar kaçırmasaydınız, daha hoş durdu. Bir de bütünlük. Hani böyle şey yaparız ya, ufak ufak değil de büyük. Ya yani, bazısı ufak, bazısı büyük. Hayır hayır. Yani, bir tane ediyor. Olarak hani yapılıyor evet, ya. Evet. Büyük büyük. Ondan sonra o sos onun üstünde daha güzel durur. Aynen. Ama gerçekten güzel olmuş. Afiyet, tatlınızı çok beğendim. Afiyet tadı olsun. Yani her şeyi yerinde. Ayşe Hanım. Bu kadar zamanda yapmanız ya, güzel. Tatlıyı ben de beğendim. Tahini beni rahatsız etme. Ben tahini çok severim. Sade olarak kaşıkla da yerim. O yüzden sevdim. Güzel pişmiş. Ama şey çok olmuş. Ya işte o, evet, göreceli. Ayşe Hanım'a biraz da az gelmiş. Yani bana da bayağı yoğun görece, tahini gelmiş. Ya ben kendim sevdiğim için beni rahatsız etmedi. Rahatsız etmedi. Bir problem evet. Yok. Kabaklar Şengül abla beğendin mi? Ben de seviyorum. Kabağı seviyorum. Güzel olur. Onun hesabı. Afiyet olsun. Herkes tatlıdan memnun kaldığına göre hep birlikte puanlamaya gidelim o zaman. Haydi buyurun. İnce Hanım'ın çorbasını beğendim. Tatlısını beğendim. Puanım... 2. İnce Hanım kusura bakmayın ama sadece çorbanızı biraz beğendim. Biraz da salatanızı beğendim. Kusura bakmayın dediğim gibi. 2. İnce Hanım'ın salatasıyla çorbasını beğendim. Puanımı veriyorum. 2. İnce Hanım'ın sadece tatlısını beğendim. İnce Hanım'a hem tatlısı hem de emeği için puanım. 3. Çok heyecanlıyım. Ben olmam inşallah. Evet, heyecan doruksa bakalım yarınki yarışmacımız kim olacak? Evet, yeşil geliyor efendim. İki yarışmacımız. Nazlı Hanım. Gününüz sağ olun. Herkes Nazlı'dır. Evet, öyle hissettik. Aa, bu kadar da kalbi temiz olunmaz ama. Herkes Nazlı dedi. Nazlı Hanım. Ama Şengül Hanım çekti. Evet, hadi bakalım. Yarın bendeyiz. Evet, Şengül Hanım Ankara'dan gelmişti. Evet. Kendine güvenen, iddialı bir hanımefendi. Efendim yarın Şengül Hanım'ın misafiri olacağız. Kapıyı bizlere o açacak. İnşallah. Bakalım ne kadar misafirperver, ne kadar hamarat. Dilini bize karşı tutacak mı göreceğiz. Aklını alın, böyle... aklınızı alırım. Ooo! Ev sahibi şimdiden uyarıda bulundu. Ankaralıyım diyor. Evet. Ben de puan vermek üzere gidiyorum. Çorumluyum. Ankaralı der. Çorumlu. Çorumdan geldik. Çorum alacağı. Anam. Herkese selam söylüyorum. Kapalı puanlamaya gidiyorum. Yarın Şengül Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Enem Aratmen'in de bir günü daha geride bıraktık. İnce Hanım'ın eline koluna sağlık. Sabah kahvede biraz gerginlik yaşadık ama neyse ki İnce Hanım bunu mutfağa taşımadı. Bu gerginliği yemeğine yansıtmadı. Masasına da yansıtmadı. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yemek konusunda çorbasını beğendim. Açıkçası ben köz tadını aldım. Zaten ocakta közlendi. İster istemez is kokusu sinmişti. Nasıl alamadılar bilmiyorum. Ara sıcağı ben de beğenemedim. Evet, içi köfte çok meşakkatliydi ama dışı inanılmaz lastik gibi olmuştu, kesilmedi. İçi yavandı, yağsızdı. Ana yemeğe gelince evet, her ne kadar İnce Hanım savunsa da daha önce de bu yemeği yedik. O kadar pembe olmamalıydı. Tamamıyla kan tadı geliyordu ve beğenemedim. Tatlısını beğendim, eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. İnce Hanım'ın tekrardan ellerine kollarına sağlık. Yarın Enem Aratmen'imde 3. günde Şengül Hanım yarışacak. Ankara'dan gelen iddialı yarışmacımız yarın bakalım nasıl bir menüyle, nasıl bir misafirperverlikle bizleri karşılayacak. Hep birlikte göreceğiz. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.